Merhabalar arkadaşlar. Yeni bir VS etkinliğiyle karşınızdayız. Bugünkü konumuz Java, VS, JavaScript ve iki değerli konuğumuzla karşılarınızdayız. JavaScript tarafında Fatih Kadir Akın, Java tarafında Furkan Şahin Kulaksız'dan dinleyeceğiz bugün, bu akşam. Umarım iyisinizdir, hoş geldiniz diyerek topu direkt olarak atıyorum. Fatih abi, Furkan abi, top sizde. Nasılsınız, iyisiniz inşallah. Furkan başla sen. Tamam, okey. Şey informal bir şey oldu değil mi? Ya arkadaşlar, hepiniz hoş geldiniz öncelikle. Umarım iyisinizdir. Vallahi iyiyiz abi ya, teşekkür ederiz. Seni sormalı, senden ne haber? Ben de iyiyim çok şükür ya. Böyle güzel oluyor VS etkinlikleri, ben seviyorum. Ortalık çünkü karışıyor, bir de ben ortalığı karıştırmayı seven bir insanım. Kaostan besleniyorum bu tarz şeylerde. O yüzden olabildiğince amacım sizi dövüştürmek, kavga ettirmek. Ama hiç öyle olacakmış gibiye benzemiyor. Siz çok samimi gibisiniz, bu durum canımı sıkıyor. Valla Furkan'la tanışıyoruz o yüzden. İşte o canımı sıktı. Fatih abi, sen nasılsın, iyisin inşallah? Ben de iyiyim, sağ olun. Vallahi işte ofisteydim, koştur koştur anca geldim eve falan, böyle üstümü çıkaramadan direkt olarak şeye girdim yani. Yayına girdim, öyle söyleyeyim. Süper. Böyle yani, benim de standart devam ediyor, yoğunluk. Güzel gidiyor yani. Süper abi. Sizin nasıl gidiyor? Sizde var mı haber? Valla bizde de yoğun tabii, doğal olarak. Şimdi yeni süreç falan da başlayacak. Yaz ayları biraz hareketli geçiyor bizde. Öyle. Diyerek o zaman ben hiç vakit kaybetmeden Furkan Şahin Kulaksız kimdir? Nedir? Ne iş yapar? Nelerle uğraşır? Eyvallah abi, eyvallah. Öğrenelim. Ya ben yaklaşık 4 yıldır, 4,5 yıldır sektördeyim. Java developer olarak çalışıyorum. Mezun olduğumdan beri aslında sadece 1 senelik bir JavaScript tecrübem var. Node.js, Vue.js, Electron.js. Onun dışında full Java üzerine çalışıyorum. Şu an Etia'da çalışıyorum yaklaşık 1 yıldır. Bununla birlikte Türkiye Java Community adında bir komünitemiz var. Orada her ay Ankara'da workshoplar yapıyoruz. Bununla birlikte YouTube yayınları da yapıyoruz. Hem global anlamda hem de teknik anlamda kendi topluluğumuz içinden arkadaşlarla YouTube yayınları da yapıyoruz. Oradan da aslında bizi takip edebilirsiniz diyerek benden bu şekilde abi. Süper. O zaman şunu mu demek istedin yani Furkan abi? Şimdi ben JavaScript denedim, baktım güzel değil. Java'ya geçtim falan dedim. Orada bir yıl boyunca JavaScript ile uğraştıktan sonra detaylarını daha sonra alacağız diyerek. Tabii, eyvallah. Kimdir, nedir, ne iş yapar, nelerle ilgilenir? Selam arkadaşlar. Ben de Fatih Kadir Akın. Yaklaşık 15 senedir yazılım geliştireceğim sektörde. Daha fazla da olabilir. 16 olmuş olabilir. Daha fazla mı ya? Neyse, o civarda bir şey işte. Son bir yıldır Teknasyon'da geliştirici ilişkileri yöneticisi olarak çalışıyorum. Ondan önce hayatım çoğunlukla JavaScript yani şöyle ilk 5 senem PHP yazmakla geçti. Sonrasında tamamen JavaScript yazmaya odaklandım. Arada bir Ruby yazdım bir dönem. Ama çoğunlukla JavaScript. Yani benim ana dilim JavaScript diyebiliriz programlama dili olarak. Java'yı sadece Object Oriented öğrenirken öğrendim. Yani onu da yazdığım dil öğrenmek için. Yani tamamen Object Oriented nedir sorusunu birisine sormuştum. Yani ben nasıl Object Oriented öğrenirim demiştim birine. Biri de demiş ki, dedi ki bana, o zaman Java öğren demişti. Object Oriented öğrenmek istiyorsan. Ben de o zaman böyle bir Java öğrendim. Ama Java ile ne yaptın dersen, hiçbir şey yapmadım 15 senelik hayatım boyunca. Böyle. Süper. O zaman FK'dan da diss geldi. Dedi Java bir işe yaramadığını öğrenince tekrardan vazgeçip şaka yapıyorum bu arada. Şimdi o zaman abi şöyle bir şey yapalım. Bu gerçekten başlıktan sonra bizim kendi içimizde de bazı şeyler oldu. Soru işaretleri oldu. Bu sorular gerçekten çok geliyor. İşte Java ve JavaScript, JavaScript Java'nın gelişmiş versiyonu. Çünkü sonunda script var falan gibilerinden, böyle içinde Java geçiyor gibi sorular geldiği için aslında böyle bir şey yaptık. Doğal olarak şey sorusunu şimdi sormak zorundayım. Java nedir? JavaScript nedir? Yani ilk önce bir Java'yı duyalım. Java nedir? Ne için kullanılır? Genel olarak yani ben oyun alanındayım. Oyunda da kullanılıyor bu arada ama çok az, evet, kullanılıyor. Neredeyse hiç kullanılmıyor ama yapılabiliyor sonuçta gibi. Java ile ne yapabiliriz? Java nedir? Ne için kullanılır? Evet. Furkan. Abi Java aslında bir backend dili. Yani veri tabanı ile ilişkiye girdiğimiz kısım Java oluyor orada. Kullanıcının alınan verilerin işlendiği ve onun frontend tarafına yönlendirildiği kısım Java ya da backend dili. Backend dillerinden bir tanesi Java. JVM üzerinde çalışan bir programlama dili. 2011 yılından sonra da, yanlış hatırlamıyorsam, çok emin değilim tarihinden, Oracle satın alıyor ki ondan sonra zaten geliştirmesini Oracle yapıyor. Ondan önce de Sun Microsystems tarafındaydı.
JVM üzerinde çalışıyor dediğim gibi. Her şeyi yapabildiğimiz bir programlama dili. Ben gelmeden baktım biraz daha önce neler yapılmış, neler hani uğraşılmış Java'yla falan diye. Aslında karşıma çok ilginç şeyler de çıktı. Masaüstü uygulamaları yapılabiliyor. Web uygulamaları zaten yapılabiliyor backend tarafında. Bunun dışında oyunlar yapılabiliyor. Yani shell'ler yazılabiliyor. Command line olarak çalıştırılabilen. Her şeyi yapabildiğimiz bir backend dildir diyebilirim Java için. Süper. Kısaca. O zaman şimdi bir de karşılaştırmak için bir de JavaScript'i duyalım aslında. Neden insanlar böyle gerçekten bu VS'yi duyunca niye elma ile armut karşılaştırdınız dedi. Onu belki anlamış oluruz. Fatih abi sendeyiz. Tamam. Şöyle anlatayım. Şimdi öncelikle şey çok karıştırılıyor. Buna katılıyorum. Java ve JavaScript çok karıştırılıyor. Ben hayatım boyunca sürekli bunun karışıklığını yaşadım. Çünkü bir JavaScript geliştiricisi olarak bunun sorumlusu da aslında biraz marketing. O zaman Netscape yani ilk başta yanlış hatırlamıyorsam LiveScript ilk başta adı. Sonrasında diyorlar ki o zaman Java çok popüler. Yani çok böyle ünlü bir dil o zaman için. İlk bu JavaScript çıktığında. Diyorlar ki bunu pazarlamak için adını böyle syntax'ı da Java'ya benziyor. C dili ailesinden syntax'ı. Dolayısıyla birbirine benzediği için, sadece syntaksi benzediği için diyorlar ki bunu pazarlamamız daha kolay olur. Ve adını JavaScript'e koyuyorlar ama biz yıllardır bu işte pazarlama tekniğinin acılarını çekiyoruz. Neden? Çünkü insanlar, ya yeni başlayanlar özellikle bunların ismi birbirine çok benzediği için çok karıştırıyorlar. Bana da soruyorlar. Burada mesela öğrenci arkadaşlar, özellikle yeni başlayan arkadaşlar bana ödev gönderiyor. Java sorusu. Ya diyorum ki inanın bilsem yaparım ama yani bilmiyorum. Yani yapmam bu arada ama diyorum öyle diyorum yani artık şakasına vuruyorum işte. Çünkü yani bayağı alakasız konular. JavaScript ne? İşte JavaScript aslında tarayıcılarda yani Netscape'de özellikle Netscape zamanında Netscape Browser vardı eskiden. Şimdi yeniler bilmez. Ben kullandım çok kısa bir dönem. Netscape zamanında tarayıcılar içerisinde dinamik böyle bir şeyler yapabilmek istiyorlar. Yani normalde tarayıcı dediğimiz sadece HTML'i render eden bir uygulama. Ama arayüzde böyle bir interaksiyon sağlayabilmek için şey yapılması gerekiyor. Bir programlama dili ihtiyacı doğuyor ve orada Brandon Knight böyle 10 günde falan, yanlış hatırlamıyorum kendi anlattığı hikayesi, 10 günde falan çok hızlıca JavaScript implement ediyor ve JavaScript'i yazıyor. Daha sonra adı tabii ilk başta bunu demin anlattığım gibi LiveScript önce olmasını düşünüyorlar ama sonradan JavaScript olarak çeviriyorlar. Ve o dönemin için çok böyle teknolojik, yenilikçi bir şey. Ama tarayıcıda çalışma üzerine çok uzun süreler. Ryan Dahl bunu Node.js'te, backend'de çalıştırabilir miyiz diye düşününceye kadar çalışıyor. Bu arada şöyle bir şey geçeyim. JavaScript aslında bir ECMAScript standardının uygulandığı bir dil. Yani bu yüzden farklı JavaScript implementasyonları var. İşte Chrome farklı, işte V8 engine kullanıyor. İşte Firefox kendi engine'ini kullanıyor. Ondan sonra Safari'nin içerisinde kendi engine'i var. Bunlar aslında yani Safari'de çalıştırdığınız JavaScript motoruyla Chrome'daki motor farklı motorlar. O yüzden JavaScript her tarafta aynı çalışmıyor. Her browser'da aynı şekilde çalışmıyor maalesef. Diğer dillerden farklı olarak bunu söyleyebilirim. Yani biz sürekli olarak aslında tarayıcı değiştirdiğimiz zaman V8 engine bazlı tarayıcı kullanmıyorsak muhtemelen farklı bir JavaScript kodumuzu farklı bir tarayıcıda çalıştırıyoruz. Farklı bir engine'de çalıştırıyoruz. Yani diğer dillerden farklı olarak böyle bir handikapı var. Devam edeyim mi? Ben anlatırım yani. Yok abi. Biz şey bekliyoruz şu an bu arada. JavaScript övülmesini bekliyoruz. Böyle JavaScript şöyle güzel arkadaşlar, böyle güzel arkadaşlar. Sen abi şu an JavaScript'çi olmak isteyen arkadaşların bile önünü kestin. Yolunu tıkadın yani. Tamam. O yüzden oradan güzel tarafa çevireyim. Aynen biraz pohpohlu abi. JavaScript uzun süre şöyle bakıldı. Yani 2013-2014 falan. Belki daha geçti. 2012'ler diyeyim bari. 2012'lerde, 2010'larda ben böyle sektörde JavaScript yazarken bana şöyle bir feedback çok geliyordu. Ya JavaScript bitti. JavaScript'te çok şey, ben bu arada PHP yazıyorum ama ilk öğrendiğim dil JavaScript bu arada. Ama JavaScript o zaman tabii ki böyle bir şu anki Lua gibi düşünün. Çok para etmeyen bir dil yani. Şu anda Lua developer'ım diyen yok etrafta biliyorsunuz. Onun gibi bir şey. Çok önemli bir dil değil. İşte
aslında 5 script'e benzeyen hemen hemen. Yani sadece böyle arayüzde ufak tefek şeyler yapabildiğin. İşte arayüzde animasyon yapabildiğin. Animasyon da denmez yani işte. Böyle interaksiyon yapabildiğin. Bir takım şeyler yapmaya sağlayan bir scripting dili. Yani scripting dili ne demek? Yorumlanan, o anda yorumlanan ve çok da performans iddiası olmayan böyle anlık ihtiyaç dili. Dolayısıyla o tarafta çok fazla gelecek görülmüyordu. Ama ben şeyi çok seviyordum. Tarayıcı üzerinde bir şeyler yapabilmeyi çok seviyordum. Görsel olarak bir şeyler yapabilmeyi çok seviyordum. Bu yüzden o tarafa doğru kaydım. Ve insanlar hani şey diyorlardı, çok fazla muhabbet dönüyor. JavaScript ölecek, JavaScript bitiyor. Vesaire muhabbetleri çok fazla dönüyordu. Bu bir de 10 yıl önce değil mi abi? Tabii. İşte oraya boşuna yatırım yapıyorsun diyorlardı. Mesela böyle şeyler hatırlıyorum yani söylendiğini. Ya ben de diyorum ki ya önemli değil yani ben seviyorum. Yapacak bir şey yok. Kimse olmasın. Çok önemli değil falan diyordum. Ama sonra işler biraz rüzgar tersine dönmeye başladı. Bunun tersine dönüş hikayesi biraz aslında Node.js'in çıkışıyla başladı. Çünkü Node.js şöyle oldu. Chrome'u biliyorsunuz. Chrome ilk çıktığında çok büyük bir devrimdi. Yani Internet Explorer vardı piyasada. İşte Netscape gitmişti. Firefox vardı. Firefox birinci tarayıcıydı. Yani en iyi tarayıcı Firefox'tu. Ve sonrasında Chrome ortaya çıkınca dedik ki tamam ya tarayıcı işi çözüldü dedik. O işte aslında Google'ın V8 Engine arkada çok büyük rol oynadı o tarafta. Ve Ryan Dahl diye bir adam işte bu Node.js'i yapan arkadaş diyor ki ben acaba V8 Engine'i tarayıcının içerisinden decouple edip tek başına çalışır hale getirebilir miyim diyor. Ve onu decouple ediyor. Yani tarayıcının arayüzünden arkada çalışan JavaScript motorunu, yani tarayıcı nasıl çalışıyor? İçerisinde bir rendering engine var. CSS'leri çizen bir de JavaScript engine var. Bunların birleşimi bir ürün. JavaScript engine'i decouple ediyor. Yani ayırıyor sistemden ve tek başına çalışabilir hale geliyor ve bunun adını Node koyuyor ve üzerine tabii kendisi bazı API'ler geliştiriyor. Ne gibi işte file sisteme erişebilme API'yi, network request atabilme API'yi gibi şeyler yazıyor. Ve sonrasında orada işte birazcık aslında rüzgar tersine dönüyor. JavaScript böyle çok kötü bir dil gibi görünmekten çok güzel hale geliyor. Sebebi şu, şöyle bir pazarlama stratejisi uyguluyorlar. Diyorlar ki artık sadece JavaScript bilip hem backend uygulaması hem de frontend uygulaması yazabileceksiniz diyorlar. Böyle dendiği zaman tabii insanlar şuna kapılıyor. Diyor ki artık biz backend için ayrı dil yazmayacağız. Frontend için de aynı kodu kullanacağız ve sadece JavaScript bilerek full stack bir şey iş yapabiliriz. Bizim artık backend için işte Java.js, PHP.js vesaire, Python.js vesaire ihtiyacımız yok. Onun yerine sadece şey kullanarak, JavaScript kullanarak backend uygulamaları da frontend uygulamaları da geliştirebiliriz diye bir hype çıkıyor piyasaya. Yani tam olarak kırılma aslında o anda yaşanıyor aslında. Ya benim gördüğüm ondan öncesinde çok büyük bir kırılım yok. Yani daha çok JavaScript'te tabii ki gelişmeler oluyor ama JavaScript'teki gelişmeler her zaman arayüz üzerine. İşte jQuery'nin çıkması vesaire gibi. Bunlar biraz daha arayüz tarafındaki gelişmeler. Ama o tarafta hep böyle bir şey var yine de. Yani JavaScript ölecek mi acaba? JavaScript yerine başka bir şey gelir mi acaba gibi endişeler vardı. JavaScript o Node.js'ten sonra çok hızlı bir şekilde kendisini böyle yaymaya başladı. Öyle yayınca bir anda her yerde kullanabilir miyiz acaba biz bu dili? Çünkü dil kolay. JavaScript öğrenmesi kolay. Bu da Fatih tabii. abi tam olarak bölüyorum ama bu bir sonraki sorunun cevabı olduğu için böldüm aslında. Çünkü Tamam. avantajlarını ve dezavantajlarını soracağım. Tamam. Sen bir de çok güzel konuştun. O yüzden bizim böyle teknik terim falan kullandı bilmediğimiz. O yüzden şu an Furkan abi aslında ağlıyor. JavaScript öne geçtiği için. O yüzden Furkan abinin acilen tarafını güçlendirmesi lazım. O yüzden abi sen de bizim Eyvallah. anlamadığımız teknik terimler kullan ki Java'nın da güçlü yanlarını bilebilelim şu an. Çünkü Fatih abi aktı gitti çok güzel bir şekilde. Şimdi bize Ya. Java'nın avantajlarını, dezavantajlarını bir anlat ki biraz öne geçmen lazım şu an. Bu, mesela Java Tabii avantajı nedir, dezavantajı abi. nedir? Biz neden kullanalım bunu? Biraz sonra bu arada Fatih abi aynısını söyleyeceğim. Muhtemelen kaldığın yerden devam edeceksin zaten. Tabii. Bir sonraki soruya Tamam. şey olmasın diye aslında şey yaptım. Şimdi ilk Tamamdır. önce biz Java'nın avantajını ve dezavantajını öğrenelim.
Ya şimdi şöyle, ben JavaScript'i de sevdiğim için Fatih abi böyle, ben de can kulağıyla dinledim aslında. Ben o hikayeyi çok yani hakim değildim. Şimdi Java'da şöyle, Java yanlış hatırlamıyorsam 1994 yılında mı? Şimdi tarihler konusunda da çok iyi olmadığım için yanlış bir tarihte söylemek istemem. Şimdi o zaman C ve C++ aslında, hatta C desem daha doğru olur, çok ünlü ve hani insanlar C yazıyorlar. Ama Java'nın çıkış noktası, ama orada o zaman şöyle bir konu var tabii ki. İnsanlar yazdıkları kodu, ya tabii bilmiyorum, benim doğum tarihimden bile önce olabilir yani o zamanlar. İnsanlar böyle yazdıkları kodu ya bir yazıyorlarmış, sonra başka bir işletim sisteminde çalıştıracakken o zaman zorlanıyorlarmış. Hani daha böyle işte çıktı almak falan birazcık problemmiş. O zaman için geliştiriciler buna çözüm aramak maksadıyla hani öyle bir şey yapalım demişler ki, biz kodu bir kere yazalım ve her yerde çalışsın mantığıyla bir iş ortaya çıkaralım gibisinden bir düşünce hakimiyetiyle aslında Java geliştirilmeye başlanmış ve zaten Java piyasaya çıktığı anda da hani Fatih abi söyledi, çok popüler bir dilmiş o zaman dedi, ya da dildi dedi. Çok yani Java şey gibi, Java bence hep yukarıda kalan yani. Yok, şundan bahsetmeye çalıştım aslında, hani dilmiş ve dildi. Hani miş ve dili geçmiş zaman yaşa birazcık, orada vurgu yapmak istedim. Aslında bu kadar popüler olmasının en büyük sebebi de Java'nın çıkış mottosu, bir kere yaz her yerde çalıştır. Bu hala daha bence günümüzdeki en geçerli metot, yani şeyden bir tanesi, yani ne derler ona, cümlelerden bir tanesi diyeyim. Çünkü gerçekten de öyle yani, bir kere yazıyorsunuz platforma bağımlı olmadan ya da platform bağımsız olarak her yerde çalıştırabiliyorsunuz. Şimdi burada ben de birazcık teknik terimlere gireyim. Burada da şöyle bir durum burada da şöyle bir durum söz konusu oluyor. Şimdi bir Java kodunu yazdığınız zaman aslında, bu arada Java JavaScript gibi değil, JavaScript yorumlanan bir dil. Java hem yorumlanan hem de derlenen bir dil. Bunun arkasındaki matematik de şu şekilde. Siz çok basit adınızı ekrana yazdıran bir kod yazdığınız zaman ve onu run ettiğiniz zaman arkada şöyle bir şey çalışıyor. Şöyle bir şey işliyor daha doğrusu. Kodunuz önce byte koda çevriliyor. Orada Java C komutu yardımıyla bir byte koda çevriliyor. Nokta class uzantılı bir dosya ortaya çıkıyor aslında. Ondan sonra da orada tam işte o noktada JVM devreye giriyor. Java Virtual Machine dediğimiz bir sanal makine devreye giriyor ve o sanal makine ortaya çıkan byte kodu alıyor, platforma göre yorumluyor. Aslında arka taraftaki yani bir kere yaz her yerde çalıştır mantığı tam olarak da bu. Siz o byte kodu alıyorsunuz. Hangi işletim sisteminde çalışmak isterseniz isteyin, oraya veriyorsunuz. O byte kod artık orada yorumlanıp bir size çıktı veriyor. Tabii burada şöyle bir durum söz konusu olacak. Çalıştırmak istediğiniz platformda bir JVM'in olması gerekiyor. Yani orada da öyle bir durum söz konusu. Şimdi avantaj, dezavantaj, avantaja gelince şöyle. Şimdi Java'nın dezavantajları aslında yok yani. Java'nın gerçekten bir dezavantajı yok. Yani Bir bunu şey neden... vardı abi. Kim korkar Java'dan diye bir kitap vardı. Herkes nedense Evet. korkuyordu. Öyle bir vibe vardı diye hatırlıyorum. O yüzden neden korkuluyor mesela? Yani bu dezavantaj aslında öğrenme zorluğu falan mı acaba? Ya şöyle, şimdi Java bir kere zor bir dil. Ya gerçekten zor bir dil. Bizim Atılay Köşker var işte. Kendisi de front-end developer. Benim bir şeye gelmişti. Türkiye Java Community'nin bir fiziksel yayında gelmişti. Oradan yazdığım bir kodu almış, bana çekmiş. Kod bir iş yapıyor ama böyle 10 satır böyle. Böyle dil mi olur diyor bana böyle. Yani Java'da böyle bir problem gerçekten var. Yani yeni başlayan birisi için aslında biraz korkutucu gelebilecek noktada bu aslında. şimdi bir yandan da yorumlara bakıyorum. Zeynep Garbage Collector falan diyor. Ondan Garbage bahsedeceğim. Aynen ondan bahsedeceğim. collector aynen. Ondan bahsedeceğim. Kafamızı O aynen ondan bahsedeceğim Garbage Collector'da. Şimdi yani Java'nın aslında dezavantajlarından bir tanesi bu. Yani yazmış olduğunuz ya küçük bir kod da olsa o kodun satır sayısı birazcık fazlalaşabiliyor. Bununla birlikte GUI, yani masaüstü uygulaması yapmak birazcık problem, ama orada da şöyle bir konu var. Şimdi neden dezavantajı yok dedim? Aslında buna binaen söyledim. 2022 yılının Aralık ayında bir tane tweet attı IntelliJ'ye birisi. Ya yani IntelliJ'yi mentionladı. İşte Merry Christmas. Ne kullanıyorsunuz? Java'nın yeni şey, özür dilerim, IntelliJ'nin yeni arayüzüne ne kullanıyorsunuz diye bir tweet attı. Ya işte JetBrains'in resmi Twitter account'u da şöyle bir cevap verdi. Swing. Ya ben orada bayağı bir şaşırmıştım. Çünkü hani Swing gerçekten kullanması çok böyle zor. Kullanması gerçekten böyle hani ya benim çok anlayamadığım bir alan orası. Yani onu gördükten sonra dedim Java'da her şey tamam, mümkün. Bununla birlikte dezavantajlarından devam edecek olursak,
Dediğim gibi GUI, onun işte basit bir kod bile aslında çok fazla satır olabiliyor. Bir de şöyle bir dezavantajını söyleyebilirim. Memory management. C'de ya da C++'da memory management'ı belleği girip böyle bellekle oyuncak gibi oynayabiliyorsunuz tabiri caizse. Ama Java'da bu çok fazla mümkün değil. Hatta çok fazla hiç mümkün değil. Ya yani bellek orada tamamıyla arka tarafta JVM'in yapmış olduğu JNA'lar, JNI'ler. O tarafta onlar yönetiliyor orada. Bu birazcık sıkıntı dediğim gibi. Ama bunun dışında çok bir dezavantajı var mı? Ya yok. Onun dışında avantajlardan birazcık bahsetmek olursak. Şimdi demin de Zeynep'in yazdığı gibi en büyük avantajı garbage collector aslında. Şimdi garbage collector'da şöyle bir durum var. Bilmiyorum tekniğe gireyim mi abi de. Çok böyle Teknik uçtan. çok kafamızı karıştırdı aslında ama böyle biraz daha çocuğu anlatır gibi. Bunu bu arada şey olarak Anladım. söylemiyorum yani. Anladım. En basic şekilde olursa Anladım. aslında çünkü öbür türlü çoğumuz anlamayacağız onu. O yüzden Anladım, aslında anladım bunu abi. söylüyorum. Okey, okey. Şimdi garbage collector diye bir olay var Java'da. Bu şu işe yarıyor. Sizin uygulamanız esnasında çalışırken bazı, şimdi Java Object Oriented bir programlama dili. Bazı nesneler üretiliyor ve bu artık kullanılamaz, ya kullanılmayan bir hale geliyor. Yani orada unutuluyor gidiyor tabiri caizse. Garbage collector bunu aslında oradaki kullanılmayan nesneleri silen bir mekanizma gibi düşünebiliriz. Çöp toplayıcı. Şimdi Java çıkmadan önce C'de falan bunu siz elinizle yapıyormuşsunuz. Ya bilmiyorum ben okuduğum kadarıyla manuel yapılıyormuş. Bunun otomatik olması yani kullanıcıya bir noktada bırakılmaması aslında avantajlarından bir tanesi. Onun dışında platform bağımsız olması çok ciddi bir avantaj. Demin söylediğim gibi. Bir kere çok güvenli bir dil Java. Yani güvenlik konusunda gerçekten geliştirmiş olduğu yapılar, kütüphaneler çok üst düzey boyutta. Son olarak söyleyebileceğim şey de ya, birden fazla ya, aynı ya, aynı anda birden fazla iş yapabiliyorsunuz. Multithreading dediğimiz olay direkt olarak multithreading özelliğiyle geliyor. Yani aynı anda birden fazla işi çalıştırabiliyorsunuz. Java'nın Süper. artıları ve eksileri bu şekilde söyleyebilirim. Süper abi, ağzına sağlık. Bu arada chat'te gözüme takıldı. Cengiz abi hoş geldin. Cengiz de oradan şey yapmaya, yardırmaya devam ediyor. Bu arada Cengiz'i kimse banlayamaz. Onu bir hatırlatmasını yapayım. Fatih abi sana geçelim. Şimdi JavaScript gerçekten çok hype bir dil ve hiçbir zaman, yani ben o eski zamanları tabii ki de hatırlamıyorum. Belki yaşından kaynaklı biraz ama ya hep böyle LinkedIn'de şey paylaşılır ya böyle. En hype diller, işte en fazla kazandıran dil, işte en fazla iş imkanı olan, işte yurt dışında en fazla freelance vesaire. Hep birinci JavaScript oluyor, ikinci oluyor, birinci oluyor. Gerçekten iş ilanlarına bakınca hep çok fazla var. Frontend'de başlamak isteyenler HTML, CSS, daha sonra hemen bir JavaScript arkasında ya da işte backend çalışmak isteyenler için çok fazla imkan var. Bu dil niye bu kadar iyi abi? Ya da o kadar iyi mi ya da bilmiyorum. Yani avantajları, dezavantajları niye bu kadar elverişli? Ya da madem bu kadar elverişli niye diğer dillere biz geçiyoruz? Yani tam olarak top sende abi. Ya şimdi şöyle başlayayım. Yani dezavantaj avantaj ihtiyacı göre oynak bir şey. Yani neye ihtiyacımız var da ne arıyoruz? Yani oyun yapıyorsanız mantıksız bir dil mesela. Ama web sayfası yapıyorsanız zaten başka çareniz yok gibi bir dil. Şimdi bir kere öncelikle bu JavaScript'in popüler olması web geliştirmenin çok popüler olmasından kaynaklanıyor. Yani herhalde dünyada şeyi oranlasak yani geliştiricilerin hangi alanlarda geliştirme yaptıklarını böyle bir şey yapsaydık hani web, mobili de aslında böyle web'e kayırabiliriz birazcık ama işte ne bileyim yani neticede yazılım çok o kadar geniş bir alan ki işte şeydeki ne bileyim örnek veriyorum işte 5G uydusunun içerisindeki bir şeyleri yapan insanlar da yazılımcı anlatabiliyor muyum? Hani çok spektrum çok geniş işte oyun yapan insanlar da yazılımcı işte ne bileyim hastaneye gittiğinizde o İşte ultrason cihazının içinde bir şeyler yapanlar da yazılımcı vesaire. Hani çok post makinesinin içine kod yazan da yazılımcı, gömülü sistemciler var vesaire. Hani yazılım böyle bizim hayal ettiğimizden çok çok daha geniş bir spektrumda bir alan. Bizim yani bir oyun geliştiricisiyle ben bir araya geldiğim zaman konuşamıyoruz. Yani o kadar uzak bir alan. Birbirine hani o kadar geniş bir alan. O yüzden böyle yazılım çok spesifik bir şey değil ama web geliştirme bu yazılım alanının en basit yani en basit demeyeyim de yani en hızlı kendinizde bir şeyler yapabilmeye başlayabildiğiniz bir alan. Çünkü son kullanıcıya en yakın alan web geliştirme idi. Şu anda mobil uygulamalar mesela daha yakın. Ama biz eskiden ne yapıyorduk? İşte bir internet sitesine giriyoruz. Yani bilgisayarımız var. Bilgisayarda ne yaparsın? Oyun oynarsın ya da işte internette gezersin. Şimdi
gerçekten oyun yapabilmek için belli bir know-how'a ihtiyacın var. Yani bir şeylerin nasıl yapıldığını bilmeye ihtiyacın var. Yani bir oyun geliştirmeye başlamak için ön bilgiye ihtiyacın var. Ama JavaScript'te ben de nasıl başladım? Ben ilk başta JavaScript'te başladım. Neden? Çünkü giriş bariyeri çok düşüktü. İşte bilgisayarınızda front page gibi bir ofis uygulaması varsa mesela hemen web arayüzü yapmaya başlayabiliyorsunuz ve web arayüzleri aslında yazılımın insanlara dokunan en basit kısımları. Çok hızlı şekilde markup language öğrenip, HTML öğrenip hızlıca bir şeyler yapabiliyorsunuz. Biraz da ben bunu animasyonlu yaptırayım dediğiniz zaman, o zaman için konuşuyorum. Hatta şu an için de öyle tabii. Ne bilmeniz gerekiyor? JavaScript bilmeniz gerekiyor. Peki JavaScript'i bilmek için ne yapmanız gerekiyor? Sadece JavaScript'i öğrenmeniz yetiyor. Zaten HTML dosyasını içerisine JavaScript yazdığınız zaman zaten tarayıcınız, zaten kullanıcının, son kullanıcının zaten bir cihazında olan, internete girmek için olması gereken uygulaması zaten kurulu. Ekstra bir şey kurmanıza gerek yok. Yani ben niye şeyden başlamadım, örnek veriyorum işte Java'dan başlamadım? Çünkü onun bir ön bilgi ihtiyacı var. Alaylı birisi Java'dan başlaması için Java ile bir yerde tanışıyor olması lazım. Ama tanışacağın alan yok. Yani ya bilgisayar mühendisi olacak yanında etrafında, birilerini göreceksin, izleyeceksin. Ya da bununla ilgili bir kitaba denk geleceksin vesaire. Ona direkt başlama şeyi çok yüksek. Ama JavaScript çok kolay başlanabiliyor ve dolayısıyla ortalık açıkçası web geliştirici dolu. Bu yüzden de JavaScript çok popüler. Yani JavaScript'in çok popüler olmasının sebebi, bence bu benim şahsi fikrim, çok popüler olmasının sebebi JavaScript'in çok iyi bir dil olması değil. JavaScript'in çok kolay erişilebilen bir dil olması. Bu çok kolay erişilebilmese de bunu aslında daha yayıyor. Yani daha fazla insana yayıyor. JavaScript peki kolay bir dil mi? Kolay bir dil değil. Yani şöyle kolay bir dil değil. Onu da anlatayım, açayım. Şimdi JavaScript'te biraz aslında sorular içerisinde var. Oraya gelmek de çok istemiyorum ama JavaScript en başta biliyorsunuz object oriented olmasına rağmen prototype inheritance dediğimiz bir yapıya sahipti. Yani bildiğimiz class yapılarını kullanmıyordu. Object oriented gibi nesne yönelimi şekilde kullanabiliyorsun dili istersen ama bunu prototype adlı bir nesneyle yapıyorsun. Bence prototype kısmı çok kullanışlı aslında. Çok hoşuma da giden bir yapı ama insanların bunu yani geleneksel object oriented algısındaki insanların bunu öğrenmesi birazcık şey oluşturuyor. Learning curve oluyor. Ama ben mesela ilk başta JavaScript'i öğrendiğim için zaten ben sonradan class yapısını öğrendim. Yani class'larla object oriented yapmayı object oriented JavaScript'te prototype inheritance'tan sonra öğrendim. O mesela bana enteresan gelmişti. Sonra alıştım ama bunun tam tersi biraz daha şey oluyor. Çünkü piyasada object oriented olarak baktığınız zaman herkes class yapısını kullanıyordu eskiden. Java class işte class'lardan giriyor vesaire. Şimdi bu JavaScript'in bir yani giriş bariyerinin çok düşük olması JavaScript'in bir avantajı olarak değerlendirilebilir. Başka bir avantajı Java'ya göre ya da TypeSafe'lere göre bir avantajı nedir? JavaScript TypeSafe değil, dinamik bir dil. Yani ben orada hatta şöyle bir hikayemi anlatayım. Ben ilk JavaScript yazıyordum ve bir işe girmiştim. Böyle daha çok junior'ım ve alaylı bir junior'ım. Yani üniversiteye daha okumamıştım o zaman. Hem çalışıyorum hem üniversiteye yazılacağım. Daha yazılmamıştım. Ve bir tane Nilüfer diye bir yazılımcı ablam vardı diyeyim. Yani beraber yerde çalışıyordum. Bana çok böyle şey yapıyordu işte. İşle ilgili çok şey öğretiyordu o zaman. Sonra dedi ki sen dedi bu dili nasıl yazıyorsun dedi. Ya burada hangi değişkenin hangi tip olduğunu nasıl belirliyorsun dedi. Ben de dedim ki tip ne? Dedim. Çünkü benim dünyamda tip diye bir şey yok. Yani type safety, type diye bir kavram yok. Dedi ki yani bir şeyin bir type'ın bir değişkenin string mi integer mi olduğuna nasıl karar veriyorsun? Dedim öyle bir karar vermiyorum ben. Ben yazıyorum yani. falan. Çünkü PHP biliyorum o zaman. Bir yandan işte JavaScript biliyorum. Ve ona ilginç gelmişti mesela. Ama benim için varsayılan buydu. Dolayısıyla o zaman öğrendim ben aslında dillerin dinamik ve statik o farkını.
İşte type safety falan o zaman öğrendim. Ve dedim ki aa dedim demek ki bu şekilde de şey yapılabiliyormuş. Aslında ilk başta bana çok zor gelmişti ama TypeScript'i tam öğrenince makul geldi. Onun da hikayesini anlatırım belki vaktimiz kalırsa. Yani JavaScript'in dinamik olması yine aslında ilk başta bahsettiğim o başlangıç şeyinin bariyerinin çok düşük olmasına biraz yani yakın bir konu. İşte type safe olmaması. Yani minimum veri yapıları bilgisiyle iş yapabiliyorsunuz. Minimum mühendislik bilgileriyle iş yapabiliyorsunuz. Bunun dezavantajları çok fazla var. Avantajları da çok fazla var. İşte avantajları çok hızlı işler yapabiliyorsunuz. Ama dezavantajı ne? Bu ne kadar bilgisayar sizin yerinize bir şey yapıyorsa o kadar tabii ki performansı düşük oluyor. Vesaire. Şu anki avantajlarından bahsedeyim biraz da. Şu anki avantajlarından birisi aslında demin Furkan da söyledi yani her yerde çalıştırabiliyoruz. JavaScript tarayıcılarda çalıştırılabiliyordu eskiden ama şu anda gerçekten JavaScript'i her yerde çalıştırabiliyoruz. Desktop uygulaması da yapabiliyoruz. İyi mi oluyor? Soru işareti. Ona çok savunucusu değilim. Ama yapabiliyor musun? Evet yapabiliyorsun. Mobil uygulama yapabiliyor musun? Onu da yapabiliyorsun. İşte CLI tool yapabiliyor musun? Yapabiliyorsun. Tarayıcıda web sayfası yapabiliyor musun? Yapabiliyorsun. Mesela JavaScript ile tarayıcı üzerinde JavaScript çalıştırabilirim ama Java çalıştıramıyorsunuz. Yani eskiden gerçi appletler falan vardı. Onlar da şu anda çalışmıyor. Dolayısıyla JavaScript gerçekten her yerde çalışabilen bir dil. Learning curve konusuna geleceğim dezavantaj olarak. JavaScript'te şeyler çok kompleks. Özellikle asenkron bir dil olması, bir runtime olması birazcık insanların bana da en çok ondan geliyor. İşte bu callback'ler birazdan sorular arasında görüyorum. O yüzden çok açmayacağım konuyu da. Demin görmüştüm yanlış mı? Evet varmış. O yüzden şey yani ne derler? Biraz learning curve'i var. İnsanlar o asenkron yapıya birazcık hakim olamıyorlar diyorum. Çok konuştum ve bitiriyorum aklımda. Yani var birçok avantajı detaylarına da girelim. Genel olarak avantajları çok hızlı başlanabiliyor olması ve dinamik olması. Dezavantajları da işte çok hızlı başlanabiliyor olması ve dinamik olması. Biraz felsefi bir şey oldu. Bir evet. De benim komime giden şöyle bir durum var. Onu aslında söylemek istiyorum. Chat inanılmaz troll. İnanılmaz. Yani aslında biraz orada Cengiz ortalığı karıştırdı. Ya ben aslında görüyorum. Chat'i açma boşver. Siz böyle çok ciddi ve beyefendi şekilde cevap verirken chat'te çok alakasız böyle troll sorular gelince biraz şey gibi sahnesi gibi oldu. O yüzden. Ben açtım abi. Emre abinin yazdıklarını okuyor. Biraz şey oldu. Evet. Böyle bir taraftan çok troll, bir taraftan çok ciddi bir şey gidiyor. Bu arada Şamil abi hoş geldin. Şamil abi çok sevdiğim, saydığım bir abim. Ona da selam söylemek istedim. Biraz Instagram şey yayını gibi oldu bu. Reels'lerde dalga geçilen. Bu arada, abi bu arada sana geldi. Bir parantez geçeceğim. Emrah şeyi haklı tabii bir soru sormuş. Learning curve ne demek? Öğrenme eğrisi. Yani bir şeyi böyle ya bu arada Emrah trollüğüne soruyor farkındayım da ben yine de kullanmışken şeyini sorayım, söyleyeyim. Yani bir şeyleri öğrenirken ne kadar zor öğreniyorsak o kadar learning curve yüksek oluyor. Ne kadar kolay öğreniyorsak learning curve yani eğitim şey öğrenim eğrisi de o kadar düşük oluyor diye bilmeyen arkadaşlar varsa Emrah sana değil abi cevabım. Bilmeyenler böyle. Süper. O zaman şimdi şöyle bir şey yapalım. Hem Furkan abi senin de şeydi. Söyledin SQL vs. CSS gelir mi sorusu yine geldi. Doğal olarak tabii troll bir soru olduğu aşikar. Aslında buna istinaden güzel bir şekilde şöyle evriltebiliriz konuyu. Şimdi yeni başlayacak arkadaşların kafası gerçekten bu şekilde karışık olabiliyor. Hatta şey noktasında bile karışık olabiliyor. Birbirinden bambaşka olsa bile frontend mi yazsam, backend mi yazsam aslında karar veriyorsun ve hayatı bambaşka bir şekilde evriliyor doğal olarak. İşte Java vs. JavaScript aslında kısmen buna hizmet ettiği için bu soruyu soruyorum. Yeni başlayan bir arkadaş Java öğrenmeye karar verdikten sonra nasıl bir pathway izlemeli ki kaliteli olsun bu süreç? Yani daha az zorlansın ya da daha kaliteli zorlansın. Daha doğrusu az zorlanmak hedef olmayabilir ama daha kaliteli zorlansın. Daha fazla verim elde etsin. Nasıl bir yol izlemelidir? Tamamen toksan. Eyvallah. Eyvallah abi. Ya şimdi şöyle ben chat'te böyle okuyorum şu anda da. Okuma abi böyle, yok yok böyle gözüme çarpan bazı mesajlar oldu. Ben şöyle bir şey söyleyeyim şimdi.
Java ve hani JavaScript kesinlikle aynı kulvar değil. Hatta çok ikonik bir böyle şey var. Hani bir görsel var. Yani Java vs JavaScript eşit eşittir car vs carpet, böyle hani o şekilde bir böyle bir durum var ortalıkta. Yani ikisi gerçekten aynı değil, çok farklı. Bir kere bir tanesi scripting dil, diğeri normal bildiğimiz bir dil, yani programlama dili O derler ne falan. demek ki yani? Abi Hayır dis abi. geldi bu arada, ortalık karışsın. Ne yani, şimdi Bizim sen dilden saymıyor normal, birisi normal değil gibi bir şey diyorsun. JavaScript'i? Yok. Yok, hayır, Şaka estağfurullah, yapıyorum. öyle Şaka öyle bir şey. yapıyorum. Tamam. Eyvallah abi. Yok, şimdi şöyle, benim de bir yanım JavaScript'i çok sevdiği için hani ben de çok JavaScript'e de yanlış diss atmak istemem tabii, öyle bir Bu noktada olmasın geri da. vites görüyoruz arkadaşlar. Evet. Şimdi şöyle, benim izlediğim bir pet var. Ben Fatih abiye şimdi şöyle bir konuşurken şöyle bir şey söyledi. Java'yı öğrenmek için alaylı olmak gerekiyor. Şey, üniversite bitirmek gerekiyor ya da Yok, öyle demedim. etrafınızda. Öyle demedim. Şöyle yani JavaScript ile karşılaşmak daha kolay demek istiyorum aslında. Hani Java ile hani normal yoldan geçen bir vatandaşın, herhangi bir işleyişi olmayan bir vatandaşın JavaScript ile karşılaşması daha olası. Java ile Aynen. karşılaşmasından dedim. Tamam, devam et. Aynen abi, aynen. Orayı düzelttiğin için çok teşekkürler. İftiralar geliyor arkadaşlar. Furkan sen de. Şimdi şöyle bir durum var. Benim izlediğim pet şu şekilde oldu. Ben Java ile ilk defa 2015 yılında tanıştım aslında ve gerçekten de zorlandım. Ben üniversitedeyken tanıştım Java ile. 4 sefer veremedim Java'yı. Yani gerçekten üst üste 4 sefer veremedim ve hatta son 2 sınavım falan vize final aynı sorulardı. Yani çok fazla kalan olduğu için. Ona rağmen 4. seferde vermiştim ben Object Oriented dersini. Ondan sonra ama şöyle bir şey oldu bende. Üniversitedeyken ya dedim hani ben bir şekilde bir iş yapacağım. Yani bu işten ekmek kazanacağım ve hani C ile bu iş ne kadar gider? Çünkü o zamanlar C'yi böyle hani gördüğüm her algoritmayı C'de yazıyordum falan. Tamam, Java görmüştük. İleri programlama teknikleri diye bir ders almıştık. Orada C Sharp almıştık falan da. Hani C ile ne kadar diye kendime bir soru sormuştum. Yani ben dedim hani nefret etsem de Java'dan bir ilerleyeyim gibi bir söylemde bulundum kendi kendime. Ondan sonra ben şöyle bir pet izledim. Öncelikle ya bilmiyorum ne kadar doğru ama o zamanlar için bana doğru gören yöntem oydu. Udemy'yi açtım. Java diye yazdım şöyle bir. Bir sürü kurs geldi karşıma doğal olarak. Hepsinin böyle ön izlemesini bir dinledim Türkçe olarak. Ön izlemesini dinledim, dinledim, dinledim. Bana en çok hitap eden, bana en çok işte nasıl diyeyim, böyle anlatımıyla, ses tonuyla beni etkileyen ve saat sayısı olarak da böyle makul olabilecek bir saat sayısı olan bir kurs buldum. Oradan bir başladım ben. Ve o kursu ben yaklaşık 4 kere falan bitirdim. Çünkü şimdi bu şöyle bir şey var yazılımda. Bilmiyorum yani Fatih abi bana katılır mı da. Bazı kitaplar var mesela, teknik kitaplar. Böyle 1000 sayfalık falan. Hep şöyle şeyler görüyordum. Yani her döneminde, yani junior iken okuduğum zaman farklı şeyler kattım. Mid okuduğum zaman farklı şeyler kattı. Senior okuduğum zaman çok daha farklı şeyler kattı diye. Ama aynı kitap. Ben de o kurstan o şekilde bir vibe aldım. Yani junior iken dinliyordum. Çok böyle bir şeyler öğreniyordum. Mid seviyede dinliyordum. Çok daha başka şeyler katıyordum kendime. Şimdi tekrar açıp arada sırada böyle dinliyorum. Daha başka, aa evet bu da varmış deyip o şekilde şey yapıyordum. Ya yani ben Udemy ile başladım. Ondan sonra YouTube ile ben böyle gördüğüm her şeyi böyle kodlamaya çalışıyordum. Sonrasında artık bir şeyler oturmaya başladıktan sonra birazcık böyle veri yapılarına girmeye başladım. Çünkü evet, üniversitede ben ya bilgisayar mühendisliği bölümü mezunuyum. Üniversitede bunları aldık ama üniversitede çok böyle bana anlam ifade etmeyen şeyleri sektöre girdikten sonra ve birazcık da sene geçtikten sonra aslında daha böyle anlam ifade etti. Biraz böyle veri yapılarına girdim. Data structures'lara, algoritmalara falan girdim. Ve dili geliştirmek için böyle LeetCode gibi, Codeverse gibi, Project Euler gibi platformlardan sürekli, ama böyle deli gibi yani. Hani 2 ay boyunca LeetCode'daki takılma süren ortalama günlük 5 saat falandı yani. Öyle soru çözüp dile olan hakimiyetimi geliştirdim. Peki bu doğru bir yöntem mi, yanlış bir yöntem mi? Hani bunu bilmiyorum. Yani doğru yöntem, yanlış yöntem bilmiyorum ama bu benim izlediğim petti. Sonra tabii dokümantasyonlar, kitaplar vesaire diye şu anda o şekilde gidiyor. Ama yeni başlayan birisine ben şimdi dediğim gibi Java birazcık sintaks olarak anlaması, özellikle Fatih abi type safety mesela, ya şimdi Java'da her şeyi kitabına uydurmak zorundasınız. Yani Java yanlış kabul etmez. Direkt böyle patlar, bağırır, çağırır yani kod esnasında. Ama bu gözü korkutacak bir şey asla olmamalı. Yani atla deve değil günün sonunda. Yeni başlayan birisine ben şöyle bir şey söyleyebilirim. Ya bu dediğim gibi Udemy bence bu işin başlangıç için en güzel
en böyle temiz noktası diyebilirim. Udemy'de kendinize hitap eden, yani bir arkadaş Java öğrenmek istiyorsa ve sıfırsa, gerçekten yani çok böyle know-how yoksa, yani ki olabilir, çok normal. Udemy'de yani ses tonuna bakana kadar böyle bakın yani. Yani ses tonuna varana kadar bakın, her şeyine bakın. O saat sayısına bakın, konulara bakın. O konuları bir Google'dan araştırın. En kötü böyle bir fikir edinmek açısından bir Udemy kursuyla başlanılabilir. Ondan sonra o Udemy kursunu, hani ama böyle şey yaparak değil de, nasıl diyeyim, izleyip geçmek değil de, böyle gerçekten not çıkara çıkara, arka taraftaki yapısını anlaya anlaya. Çünkü sonuçta biz yazılımı niye öğreniyoruz? Para kazanmak için öğreniyoruz. O arkadaş da, öğrenmek isteyen arkadaş da hobi için öğrenmeyecek günün sonunda. O işten bir para kazanmak için öğreniyordur diye düşünüyorum. Hani sonuçta bir mülakat olacak bu işin sonunda ve o mülakatlarda, aslında Java mülakatlarında, yani juniorken bile sorulan şeyler var. Yani arka tarafta nasıl çalışıyor sorusu. Yani bu soru gerçekten, ya yani junior'da belki daha soruluyor ama soruluyor yani. O yüzden böyle not çıkara çıkara, böyle anlaşılmayan yeri böyle araştıra araştıra, o şekilde gidilebilir. Udemy'den sonra ya aklımıza ne geliyorsa o projeyi yapmak. Yani Udemy bir altyapı oluşturduktan sonra, bu tabii Udemy olmak zorunda değil, YouTube falan da olabilir. Sonuçta bir kurstan bahsediyorum. O altyapı oluşturulduktan sonra aklımıza gelen her projeyi kodlamaya çalışmak bence çok burada altın nokta. Her şeyi kodlamak lazım yani, her şeyi. Java'da her şeyi kodlamak lazım. Kafa yapısını, yani aklımıza oturması için, kafa yapımıza oturması için bunu söylüyorum. Bundan sonra da artık daha böyle deep dive dediğimiz, böyle tekniği böyle dibine giren medium makaleleri olabilir, kitaplar olabilir. Çok güzel kitaplar var mesela, hani Java ile alakalı. Mesela OCP kitapları, gerçekten Oracle Java Professional Exam diye bir sınav var. O sınava çalıştıran bir kitap var, OCP kitabı. O kitap mesela deep dive, böyle gerçekten iniyor yani o kitap. Böyle kafada herhangi bir soru işareti bırakmıyor. Bu tarz kitaplar okunabilir. Medium makaleleri okunabilir. Ve dediğim gibi LeetCode gibi, Codeverse gibi yerlerden soru çözüp dili olan hakimiyeti geliştirip, başkaları da ne yapıyormuş, nasıl çözüyormuş, onları görerek aslında kendi yanlışlarımızı veya kendi doğru yaptıklarımızı böyle test ede ede gidilirse, belli bir zaman sonra Java'da yani belli bir noktaya gelinir diye düşünüyorum. Süper. Ay Furkan, vallahi güzel anlattın. At. şu anda chat'te kimse Java yazmak istemiyor, ben sana söyleyeyim. Yani benzer bir şey söyleyecektim. Abi de bana şöyle geldi aslında. Bilmiyorum. Özel Fatih abi, sana öyle geldi mi? Hani mesela şey, herhangi bir şey nasıl öğrenilirin cevabını verdi bence Furkan. Ya öyle bir şey Furkan anlattın ki yani abi. Furkan, ben bu şekilde zaten üniversite sınavını hazırlansam yani Stanford'u falan Derece olurdu. kazanırım. Abi şöyle, şimdi bir şey diyeceğim, korkuyorum. Gözümüzü Yo abi, yani şöyle, göz korkacak bir şey gerçekten yok. Şimdi ya sonuçta insanlar bunu 1994 yılından mı, 93 yılından ne beri yazıyorlar. Hatta chat'te görmüştüm, Java 10 yıla biter mi diye. Ya Java bir gün bitecek. Ya buna ben de inanıyorum. Ama o bittiği günü torunlarımızın torunları falan görür herhalde. Hani öyle bir durum. Ama Java yani bitmez yani Java. Yani bitmez. Zor bir programlama dili değil. Gerçekten yani biraz böyle oturup böyle biraz vakit ayırdıktan sonra, biraz böyle kafayı vererek çalıştıktan sonra gerçekten çok tatlı, çok böyle şıkır şıkır bir programlama dili ya. Öyle söyleyebilirim. Ya bu Süper. arada ben Kurtul. daha geniş bir şey söyleyeceğim. Adem söyle bir şey diyordum galiba. Estağfurullah. Şöyle bir şey söyleyeceğim. Şimdi işte şu soru çok geliyor. Java ölür mü? JavaScript ölür mü? Bilmem ne ölür mü falan filan gibi şeyler. Yani şöyle söyleyeyim size. Fortran, COBOL bile hala yaşıyor. Neden? Ya şimdi Java bir kere ölmez. Net söyleyeyim. JavaScript de ölmez. Bunu da net söyleyeyim. Neden? Şimdi bir kere PHP öldü bir şey. Bunlar böyle saçma sorular. Yani direkt söylüyorum, saçma soru. Yani neden saçma soru? Bir yani şunu düşün. Yani şöyle bir bilgi var olduğunu düşün. Yani diyorsun ki şu anda yani reklam sözü mü gerçek mi bilmiyorum bunu ama işte 3 milyar cihaz Java çalıştırıyor diye bir slogan var, değil mi? Java'nın sloganlarından biri bu. Evet. Şimdi ya bakın şöyle şey söyleyeyim. 3 milyarı geçtim. Bir tane, tamam mı? Bir tane projenin, bir tane sunucuda çalışan bir tane projenin kodunu
JavaScript'ten PHP'ye ya da ne bileyim JavaScript'ten Go'ya geçirmek ya da PHP'den Go'ya çevirmek bile çok zor yani, inanılmaz zor. Siz bütün çalışan sistemde 3 milyar cihaz var. 3 milyar cihazın, hadi 3 milyarın bazısı kullanılmıyor olsun. 3'te 1'i kullan, 3'te 2'si kullanılmıyor olsun, 1 milyar cihaz yapıyor. Yani bunları hani geçiremezsiniz. Mümkün değil. Ya da PHP mesela, işte webin %50'den fazlası, yüzdesi kaçını bilmiyorum, %50'den fazlası PHP ile çalışıyor. Yani siz bunu, hadi PHP öldü, yani ölmesi için, öldü dememiz için ne olması lazım? Artık kimsenin yazmıyor, kimsenin ihtiyaç duymaması lazım. Ama öyle bir case olması için o kadar fazla bağımlı ki internet ve ekosistem bu dillere, öyle siz kolay kolay bu öldü falan diyemezsiniz. O yüzden öyle, yok JavaScript öldü mü, Java öldü mü? Yani biraz popülaritesi varsa ölmemiş olma ihtimali çok yüksek. Muhtemelen sizin bundan sonraki atıyorum 20 senelik meslek hayatınızda da ölmeyecek o. Çok düşük bir ihtimal yani ölmesi. Çok şanssızlık olması lazım. O yüzden çok da o muhabbeti kale almayın. O soruya da çok kafayı takmayın. Yani başlayın bir yerden, devam edin. Yani hani şöyle söyleyeyim, yeni çıkmış bir dilin ölme ihtimali daha yüksek. Çünkü bağımlılığı az. Hani Rust ölür ama PHP ölmez mesela. Örnek veriyorum. Neden? Çünkü Rust'ın bağımlılığı daha az. Daha az proje geliştirilmiş Rust'la. Daha dependensiz, daha düşük. Dolayısıyla hani yeni çıkmış bir dil çok daha tehlikeli aslında baktığınız zaman. O yüzden bu soruya pek şey yapmayın. Java da ölmez, JavaScript de ölmez. Çok takılmayın yani bu soruya. Soruya da artık böyle cevap vermekten yoruldum. Yani ölmez ölmez diyorum. PHP öldü mü? PHP de ölmez abi. Yani çok zor. Yani WordPress var ya. WordPress gibi bir şey var olduğu sürece PHP'nin ölme ihtimali yok yani. Anlatabiliyor muyum? Hani çok zor. Deyip bu konudaki isyanımı da şu kenara bıraktım. Böyle şey gibi oldu abi. Şu ölür mü? Fatih Kadir Akın ölmez. Bu ölür mü? O ölür. Ona girme Olmaz falan abi. gibi Çok zor oldu. yani. Yani. Kupon verir gibi. Abi bu arada sen konuşmaya başlamışken güzel konuşuyordun. Şu özellikle yeni başlayan arkadaşlar için Pathfinder noktasına girersen. Mesela şu an 15 yıl önceye dönseydin ve PHP o olayına hiç girmeseydin JavaScript'te nasıl başlardın ya da bugün nasıl başlanmalı sence? JavaScript'te nasıl başlanır mı? Ya Şimdi başlanır ve o Pathfinder'dan bahsediyorum. Yani benimle olması için şey, diyorum. şimdi Furkan kadar öyle yok, kitaplar okuyun, OCP'ye falan hazırlanın. Ben şaka yapıyorum Pis sadece. geldi. Ya bu arada JavaScript evet başlaması kolay bir dil. Ama uzmanlaşması zor bir dil. Tamam mı? Hani gerçekten uzmanlaşması zor. Ben uzman mıyım mesela? JavaScript uzmanı mıyım? Değilim. Yani çünkü sürekli gelişiyor ve sürekli adapte olmanız lazım. Sürekli, ya yani bu her dil için geçerli bu arada. Hani Java da gelişiyor, işte C Sharp da gelişiyor. Sürekli yeni bir şey geliyor dile ve yeni şeyleri öğrenmeniz gerekiyor. Bir de mevcut ama hiç ihtiyacınız olmadığı başka derinlikleri var. Yani ben JavaScript'te proxy diye bir şey var mesela. Kaç kere kullandın dersen, bir kere kullandım. Bak hani proxy diye bir şeyi bir kere kullandım. Onda da zaten sanırım herhalde yaptığım o ilk kodu yayına mı almadık ne? Çünkü başka değiştirdik falan filan yani. Dolayısıyla çok böyle şey değil. Yani çok derinlikleri var. Her şeyini bilmek zaten zor. Sadece ihtiyacınız olan kadarını o anda öğrenip devam ediyorsunuz vesaire. Nasıl başlanır? Peki onu söyleyeyim. JavaScript'e başlamak için önce biraz ya aslında en kolay başlama yöntemi tarayıcı üzerinde başlamak JavaScript'te. Çünkü yani herkesin bilgisayarında tarayıcı var. Default yüklü geliyor. Yani internete girmek için yüklemeniz gerekiyor. Windows makine alıyorsunuz gidip işte ne bileyim MediaMarkt'tan falan. İçinde Chrome ya da ne bileyim en kötü ihtimalle Edge yüklü gelmiş oluyor. Ki Edge de zaten Chrome'un bir şeyi versiyonu diyelim. Yani dolayısıyla zaten aslında o çalışma environment'ınız bilgisayarınız içinde. JavaScript'te çok hızlı başlamak istiyorsanız, hiçbir şey bilmediğinizi varsayalım. Yani hiç sıfır bilgi sahibisiniz. JavaScript'te başlamak için çok basitçe tarayıcı yetiyor. Ama tabii biraz daha işleri hani front-endci olursunuz ama tabii tarayıcıdan ilerlerseniz. Ama ben biraz daha backend yani işte sistem tarafında bir şeyler yapmak istiyorum diyorsanız Node öğrenmek bir yöntem. Tabii bunun için de işte ben bu arada şeyciyim ağırlıklı olarak kaynaklarda yani çok
klasik kaynaklardan devam etmeyi tercih ediyorum. İşte frontend öğrenmek istiyorsanız Mozilla Developer Network var, MDN. Orası gerçekten şey, yani çok iyi öğretiyor. Yani piyasada kitap olarak o kadar iyi öğreten bir yapı var mı bilmiyorum. Bütün kitaplara bakmak lazım ama MDN frontend için söylüyorum özellikle. Frontend için çok başarılı. Onun dışında ben genellikle dillerin kendi dokümantasyonlarını çok önemli buluyorum. Ve çok onlar çok, yani ben genellikle dokümantasyondan giderim. Yani aracı kitapları genellikle zaten şöyle oluyor. Aracı kitap alıyorsunuz ama o sırada bir API değişmiş oluyor. Ve dokümantasyona yine mecbur kalıyorsunuz. Dolayısıyla dokümantasyondan ilerlemek çok daha iyi oluyor. Çünkü onlar güncelleniyor sürekli olarak. Node.js'in dokümantasyonu da bayağı iyi bence. Oradan devam edebilirsiniz. Başka, yani bu arada kitap olarak önerecek olursam şeyi öneririm. JavaScript The Good Parts çok iyi anlatıyor JavaScript'i. Bunu okumanızı tavsiye ediyorum. Douglas Crockford'un. Tabii JavaScript'in aslında daha çok temellerini öğretiyor bu kitap. Artık JavaScript böyle daha üst seviyeye gelmeye başladı. İşte Next vesaire falan frameworklerle. Ama tabii JavaScript'in alt tarafında neler oluyor öğrenmek için JavaScript The Good Parts'ı öneririm. Daha referans kitap gibi olması açısından JavaScript Definitive Guide var. O bayağı iyi. Çok kalın bir kitap ama tabii onu böyle kitap gibi okumuyorsunuz genellikle. Daha referans kitap olarak yanınızda duruyor. Ama her şeyi anlatıyor. Çok detaylı anlatıyor hem de. Onun da yazarının adını unuttum ya. Neyse. Dilimin ucunda ama gelmiyor. Neyse. Zaten çok ünlü bir kitap. Buradan bir de en son önerdiğim kitap. Bu da fix benim JavaScript öğrenmek isteyene kitap. Çünkü JavaScript, yani JavaScript fonksiyonel olabilen bir dil. Fonksiyonel bir dil. Dolayısıyla fonksiyonel programlamaya çok değer veriyorum ben. Çok önemli hale, benim için çok önemli bir konsept. Öğrendiğimde ben de fonksiyonel programlamayı, yani programlamaya bakışım çok değişti. Öyle söyleyeyim. Hayatımdaki, yani yazılım hayatımdaki kırılım noktalarından birisi diyebilirim. JavaScript neydi kitap? Yani JavaScript Allonge diye bir kitap var. JavaScript Allonge diye yazılıyor. Zaten online okuyabiliyorsunuz ücretsiz ama kitap olarak da alabilirsiniz. O kitapta aslında fonksiyonel programlamayı JavaScript ile anlatıyor. O da çok beni etkileyen kitaplardan birisiydi. Daha başka kitaplar da var tabii okuduğum ama bunlar bence en temel kitaplar. Onun dışında daha böyle frontend ağırlıklı falan kitaplar var. Çok kitap okudum ama bu üç kitap benim için şeydir yani. JavaScript'i öğrenmek adına en iyi kaynaklar bunlar diyebilirim. Onun dışında tabii ki dediğim gibi şey... dokümantasyonlar çok önemli. JavaScript'te herhangi bir şeyi sadece dokümantasyondan öğrenmeniz mümkün. Bilmiyorum, yeterli cevap oldu mu? Aklıma da böyle çok fazla şey gelmiyor başlangıç için ama böyle kabaca paketleyecek olursam JavaScript öğrenmek için frontend'den başlayıp sonra backend'e böyle yavaş kaymayla sonra oradan React Native'e ufak kayabilirsiniz. Böyle her şeyi yapabiliyorsunuz özetle. Süper abi. Ben aslında şeyi biraz fark ettim. Furkan biraz daha video izleyerek, sen biraz daha kitap okuyarak aslında öğrenme farklılıklarını da görmüş olduk aslında. Ama yapılacak şeyler birbirine benzer anladığım kadarıyla. Sen evet, şey söylemiştin, özellikle fonksiyonel programlama alanına girdiğin için, yani o muhabbet aşamasında. Direkt olarak bir sonraki soruyu aslında böyle biraz teknik olarak sorsak Furkan abi sana. Tamam. Java'nın nesne önemli programlama, OOP özellikleri evet, nelerdir? Kurulunur mu? Ne yapılır? OOP nedir? Yenir mi? Java neden kullanılır? Ne yapılır? Eyvallah abi. Ya ben önce şunu söyleyeyim. Demin dedin ya hani ben video falan. Ya benim aslında kendimde yaptığım en büyük yanlışlardan bir tanesiymiş bu. Ben bunu çok sonradan farkına vardım. Yani keşke ben de dokümantasyon okuyarak bir şeyleri başlasaydım. Dokümantasyondan ilerleseydim. Ama tabii o zaman işte bunu biraz böyle hani etrafımda anlatan kimse olmayınca vesaire, görmeyince, bir şekilde karşıma çıkmayınca videoya gittim. Yani benim kendime ait en büyük pişmanlıklarımdan bir tanesidir. Ya şahsi benim kendimle alakalı. Keşke dokümantasyondan başlasaydım diyorum. Abi obje oriented'a gelecek olursak, ya obje oriented şöyle. Bu arada Java mülakatlarında muhakkak junior seviyede zaten soruluyor. Mid seviyede bir tık daha farklı soruluyor. Hani senior'da çok sorulmuyor ama önemli, çok önemli bir konsept. Şimdi obje oriented programming aslında çok çok temel anlamda herhangi bir şeyi
programlama diline ya da Java'ya yansıtabildiğimiz bir yaklaşım değildi. Bir paradigma diyebilirim, evet. Yani siz dışarıdaki görmüş olduğunuz her şeyi nesneleştirip aslında Java dünyasına verebiliyorsunuz. Ya da kod dünyasına verebiliyorsunuz. Çünkü JavaScript'te de var diye biliyorum. Hani Sugar syntax ile birlikte class yapısında falan kullanabiliyorsunuz diye biliyorum. Bununla birlikte aslında Object Oriented dediğim gibi 4 tane ana temel ilkesi var Object Oriented Programming'in. İşte Encapsulation, Abstraction, Inheritance, Polymorphism. Bunlar dediğim gibi yani bunları bildikten sonra aslında biraz böyle gerçek hayatla ilişkilendirince Object Oriented Programming kafada bir şekilde oturuyor. Ya günün sonunda direkt soruya kısa ve öz bir şekilde cevap verecek olursak Object Oriented Programming en temel haliyle dışarıdaki ya da kod dışındaki ya da kod içinde bile olabilir. Her şeyi koda döktüğümüz, nesnelerini oluşturduğumuz, davranışlarını belirlediğimiz, ilişkilerini belirlediğimiz, birbirleriyle olan ilişkilerini belirlediğimiz ve özelliklerini belirlediğimiz bir paradigma, bir yaklaşım, bir konsept artık oraya ne dersek diyelim yani. Abi süper. Hatta böyle kısmen kısa cevap güzel oldu çünkü şey sorular da var. Troll sorular kadar şey sorular da var. Gerçekten cevap arayan sorular da var. Onların Nur sağ olsun arka planda yıldızlamış. Birazdan o sorulara aslında geçmek istiyorum. Fatih abi sendeyiz. JavaScript'te kullanılan callback adı verilen fonksiyonları hakkında bilgi verebilir misin? Fonksiyonlar hakkında bilgi verebilir misin? Bunlar nedir, ne değildir? Tamam. JavaScript'te callback'ler şöyle. Callback dediğimiz yapılar aslında şimdi biraz tabii burada şeye değinmek lazım. Java'da da böyle oldu mu bilmiyorum. Eskiden böyle değildi. Fonksiyonlar first class citizen denilen bir data type gibiler aslında. Yani fonksiyonları bir değişkene atayabiliyorsunuz. Bir aslında string, integer neyse bir fonksiyon da bu olabiliyor. Dolayısıyla bunun çok fazla getirdiği avantaj var. Şimdi dezavantaj da var ama. Şimdi JavaScript asenkron bir dil. Yani çalışma zamanında yani runtime içerisinde nasıl bunu basitleştirelim? İşte durmadan çalışıyor. Yani beklemiyor aslında ve beklemediği için de yani aslında şöyle beklemiyordu. Şu anda bekletebiliyorsunuz await'lerle. Ama normalde beklemeden çalışan bir dildi ve dolayısıyla siz asenkron programlama yapmanız gerekiyordu. Yani bir şeyleri çalıştırıyorsunuz ve şunu söylüyorsunuz. Bunu çalıştır. Bu bitince şu fonksiyonu çalıştır diyorsunuz ve o fonksiyonu parametre olarak buna geçiyorsunuz. Dolayısıyla bu ne hale geliyor? Birazcık callback hell dediğimiz yani bir fonksiyon tanımlıyorsunuz. Sonra başka bir fonksiyonu çağırıyorsunuz. O fonksiyon eğer işlem uzun süren bir fonksiyonsa işlemini bitirdiğinde atadığınız o değişkendeki fonksiyonu ya da o tanımladığınız fonksiyonu çağırıyor ve onu çalıştırıyor. Dolayısıyla böyle aslında birazcık yapı olarak go to hell'e benzeyen programlama ilk başta go to hell'ler vardır. İşte bir yere gider, bir satıra zıplar, sonra başka bir satıra zıplatırsınız, onu başka bir satıra zıplatırsınız falan. Eskiden programlama dillerinde böyle bir dert vardı. Go to hell çok yapılırdı. Bunu takip etmesi çok zor hale geliyor. Callback de buna biraz benziyor. Ama tabii şu anda çoğunlukla callback kullanmıyoruz. Yani nadiren kullanıyoruz. Artık çünkü async await'lerimiz var. Async await'ler olduğu için çok fazla callback kullanmıyoruz. Sadece fonksiyonel programlama gibi kullandığımız zamanlar aslında callback'leri kullanıyoruz. Onlara da zaten direkt adı callback değil. Onun adına fonksiyon diyoruz yani. Callback biraz daha spesifik bir ihtiyacın ismi. Adı üstünde callback yani hani bunu çağır işte bir şey yapıldığı zaman bittiği zaman bu fonksiyonu run et. Sonra o fonksiyon bir şey çalıştırıyor mesela o bitince de başka bir şeyi run ediyor falan filan gibi böyle enteresan kurgular yapabiliyorsunuz. Kod biraz spagettiye dönüyor ister istemez. Onu bildikten sonra ama tabii bu çok hızlı öğrenilen ve çok da aslında sorun yaratmayan bir durum. Sonra ilk başta bunu önce promise'lerle çözüldü. Promise dediğimiz yapılarla bu callback hell'lerin biraz önüne geçildi. Sonrasında promise'ler de birazcık kompleks gelmeye başlayınca sanırım. Async await'lerle bunu biraz daha sintaktik sugar yaptılar. Yani aslında yine promise çalışıyor arkada aslında ama sintaks olarak öyle çalışmıyormuş gibi görüyoruz. Gibi bir duruma dönüştü ve şu anda herhalde herkes hemen herkes async await kullanıyor ve biraz daha kod böyle
satır satır okunabilir hale geliyor. Bir yerden bir yere zıplamamız gerekmiyor. Ya da bir fonksiyon call atamamız, yani bir callback atamamız gerekmiyor. Dolayısıyla aslında callback sorunumuz artık yok. Sayılabilir diyeyim. Ama tabii yine de ya bu arada neden olduğunu söyleyeyim. Neden peki beklemeyen şekilde çalışıyor? Çünkü aslında dediğim gibi arayüz için geliştirilmiş bir dil ya. Hani frontend için geliştirilmiş bir dil ve frontend'in çok hızlı yüklenmesi gerekiyor. Beklememesi gerekiyor. Dolayısıyla biz sadece hızlıca yüklüyoruz ve genellikle bazı fonksiyonlar bir şeyler işte klik olduğunda, mouse oynadığında vesaire gibi case'lerde çalışıyor. Bu durumları handle edebilmek için hatta callback çok mantıklı. Çünkü callback o T anındaki olayı çok rahat yönetebildiğiniz ve çok aslında intuitive hale gelen, çok daha sezgisel hale gelen bir şey haline geliyor. Ama backend dili yazarken callback kullanmak birazcık kompleks hale geliyor. Çünkü backend'de bir user interaction yok. Kodun satır satır çalışması çok daha mantıklı. Dolayısıyla user interface geliştirmenin pratikleriyle backend tarafında bir şeyler yapmanın pratikleri biraz daha birbirinden farklı. Ondan dolayı ya bu tabii benim tahminim. Gelişti hani gidip Brandon Ay'a niye bunu böyle yapmadınız diye sormadım. Ama tahminimce user interaction'ı daha iyi handle edebilmek için bu şekilde asenkron bir yapıya gidildiğini düşünüyorum. Callback'ler bunlar ya. Aslında daha ne kadar açıklayabilirim bilemedim. Süper bilmiyorum abi. Bence gayet güzel açıkladın bence. Biraz önce şey yorumu geldi aslında. Gerçekten bir saat nasıl geçti? Daha 10 dakika olmamış mıydı? Gerçekten öyle. O yüzden ben biraz soruları atlayarak aslında bu gelecek trendler hakkında soru sorup gerçekten kullanıcı sorularına geçmek istiyorum. Çünkü onları cevapsız bırakmak istemiyorum. O yüzden kısa bir şekilde Furkan abi senden Java'nın geleceğiyle ilgili tamamen öznel bir yorum bu arada. Bambaşka tabii bir yerde abi. De tabii ki de gelebilir ama senin düşüncelerin neler? Gelecekte şimdi Java. Çok özür dilerim tamam. Abi şey soracağım. Özellikle dediğim gibi yeni başlayan arkadaşlar için bir oluşum olduğumuzdan kaynaklı olarak en fazla merak edilen şeylerden birisi iş imkanı. O yüzden o gelecek noktasını iş imkanına da dahil edersen mesela işte rağbet noktasında söylüyorum bunu. Onu da ufacık dahil edersen çok iyi olur. Tamamen dediğim gibi kitle yönelik olması açısından topu tamamen sana attım abi. Tabii abi. Şimdi şöyle Fatih abi çok güzel bir noktaya parmak basmıştı birkaç soru önce. Demişti ki ya bağımlılıklar o kadar fazla ki aslında hani bir dil ölmez. Yani çok bence doğru bir nokta. Ben şöyle bir şöyle bir başlayayım ben cümleye. Benim ilk firmamda bir tane kod vardı. Çok ciddi, büyük bir kod. Ya Java'nın Enterprise Java Bings diye bir framework'ı var. Çok kötü bir framework gerçekten. Onun üzerine geliştirilmiş bir kod, üzerine geliştirilmiş bir kod yazıyorduk biz. Yani öyle anlamsız bir böyle iç içe geçmiş bir durum söz konusuydu. Onu bile hani Spring'e geçirelim denildi ama öyle kolay olmadı. Geçiremediler de zaten. Hala aynı şekilde devam ediyor. 5 yıl oldu yani bu. Hani o yüzden Java gerçekten yani gelecek anlamında hala daha ya bir gün ölürse bile hani biz görmeyiz yani. Bizim torunlarımız da görmez. Belki torunlarımızın torunları görür yani. Ama hani Java ölse bile JVM hiç ölmez. Burada bunun ayrımını yapmak gerekiyor bence. Şimdi JVM üzerinde çalışan diller var. Java, Kotlin, Scala gibi. Bunlar birbirlerini ben amcaoğlu olduğu olarak nitelendiriyorum aslında. Ya hani biri ölse diğeri var. Hani o ölse öbürü var. Yani bence gelecek hiçbir şekilde Java'da ve JVM dillerinde asla ve kat'a böyle bitmeyecek yapılar bunlar. Çok kısa ve öz olması gerekirse. İş imkanı konusuna da gelince de şimdi şöyle ya bunu ben birazcık temel cevaplamak istiyorum. Ya Java'da iş ilanı var mı? Evet çok fazla var. Bence yani. Ama burada şöyle bir durum var. Ya onun oranını birazcık belki ayırt etmek gerekebilir. Hani C# ne kadar, Java'da ne kadar, JavaScript'te ne kadar biraz ayırt etmek gerekebilir. Ama benim gördüğüm kadarıyla Java aranan bir, ya Java developer gerçekten sektörde aranıyor ve bulunamıyordu aslında. Ya bunun en büyük sebebi de şu, bulunamamasının en büyük sebebi şu bence. Şimdi bir noktaya kadar zaten bir şekilde girinebiliyor yani. Hani oraya kadar işte kod sintaksını bir şekilde öğrenmiş oluyoruz. Oraya kadar zaten bir şeyler aşinayız ama ondan ötesine geçme noktasında insanlar bir şekilde oradan öteye geçmedikleri için artık evet şirketlerin de aradıkları seviyeler buradan bir ötesinde olduğu için tam o eşikte kalıyoruz. Yani eğer Java çalışacaksa arkadaşlar
o eşiği geçmeye baksınlar diyebilirim. O eşiği geçtikten sonra her seviyede, ya yani hani burada her seviye çok doğru bir cümle olmayabilir ama junior seviyede gerçekten iş bulunabilir yani. Ben de öyle buldum. Her insanlar da böyle buluyor yani. O dediğim gibi eşik önemli yani orada. Süper. Abi ağzına sağlık. Teşekkür ediyorum. Fatih abi sen deyiz frontend bir JavaScript konusunda. Bu arada şeylerden, sorulardan çok fazla frontend şeyleri de var. Nedense soruların hepsi gerçekten frontend alanında. O yüzden biraz kafam karıştı. JavaScript alanında abi. Gelecekte ne gibi yenilikler göreceğiz? Yani geleceği ne olacak? Ya da göreceğiz mi? Ölmeyeceğini anladık bu arada. O konudaki sinirini anlayabiliyoruz. Ve bir de iş imkanı noktasında abi. Ona da ufak değinirsen. Şöyle ya iş imkanı konusu biraz tabii şey yani çok şu an aslında sektörü bilmiyorum ama tabii ki JavaScript özellikle React Native mesela çok popüler biliyorsunuz bu da JavaScript. İşte React, Next vesaire frontend tarafı özellikle çok popüler. O yüzden yani iş imkanı şimdi elimde bir data yok yani şu kadar iş imkanı vardır falan diyemiyorum ama iş imkanı var. Dolayısıyla pardon çok özür dilerim. Belki biraz gelecekte daha fazla artacak, rağbet artmasından kaynaklı olarak olacak falan gibilerinden aslında. Yani rağbet Yani yani dile şöyle rağbet artarsa insan ihtiyacı daha da artacak gibi. ya şöyle ya bunlar çok böyle öngörmesi zor. Benim öngörülerim de çok meşhur değil. O yüzden çok öngörü insanlara çok şey yapmak istemiyorum ama JavaScript yani şey bir dil. Şu anda çok yaygın ve muhtemelen iyi JavaScript bilen insanlar hani işsiz kalmayacaktır diye düşünüyorum. Hani aranan bir alan dünya çapında zaten. JavaScript hızlıca öğrenilebilecek de bir dil. Dolayısıyla JavaScript'e yatırım yapılabilir. Ama tabii şöyle de bir şey söyleyeyim. Hani şöyle soru çok geliyor. Buna da biraz da değinmek istiyorum. Bu da herhalde yani yorumlardan anladığım kadarıyla çok genç arkadaşlar da var. Java mı öğrendin mesela? Java öğrendim ama Java öldü. Hadi diyelim ki öldü. Bir şey oldu ve böyle çok hiç beklemediğim bir şey oldu ve Java öldü diyelim. Yani Java öğrenmeniz size zaten programlama temelleriyle ilgili bir sürü şey öğrettiği için atıyorum örnek veriyorum C Sharp'a geçmeniz ya da JavaScript'e geçmeniz zaten böyle sizin böyle 3-4 günlük bir çalışmanızla oluyor. Dolayısıyla böyle şöyle bir şey yok yani. Java'yı biliyordum. Java öldü ve ben artık işsiz kaldım. Artık yazılımcı Yani değilim. bu böyle aynen hani böyle bir şey olması için yani ya böyle bir şey olması çok saçma. Yani şey gibi şöyle şuna örnek vereyim. Ben arabam Mercedes arabam vardı. Mercedes arabamı sürüyordum. Sonra Mercedes arabamla kaza yaptım ve başka hiçbir arabayı süremiyorum artık. Yani şimdi araba sürmekle Mercedes sürmek arasında tamam mı? Hani bir ilişki yok. Yani araba sürmeyi öğrenirsin. Değil mi? Hani diğer arabaya Renault'a verince Renault'a da binebilirsin yani. Yani Renault sürebilirsin. Kimse ben sadece Mercedes sürebiliyorum ve Mercedes artık satılmadığı için araba sürmeyi unuttum demiyor. Bunun gibi yani hani sizin programlama yetenekleriniz vardır. Bundan bağımsız dil bilginiz vardır. Bir gün biraz çalışırsınız Java öğrenirsiniz. Biraz çalışırsınız C Sharp öğrenirsiniz. Biraz çalışırsınız ya belli başlı API ihtiyaçları vardır. Standart API'deki bazı şeyler değişiktir ama veri yapıları aynıdır. Yani birinde de yine array oluşturuyorsunuzdur. Diğerinde de array sadece farklı oluşturuyorsunuzdur bunları gibi gibi. O yüzden çok böyle onları dert etmeyin yani. Ya bir dil öğrendim. Bu dile yatırım yapmalı mıyım? Bu dilin geleceği var mı? JavaScript öğrenin. Geleceği şu anda var gibi gözüküyor. Ama ileride olmazsa bunun size hiçbir zararı yok. Başka bir dile geçer, devam edersiniz. Yani Ruby ile JavaScript mesela birbirine çok benziyor. Ruby çok popüler mi? Değil. Ama öğrenmenizin bir zararı var mı? Yok. Gibi gibi. Diyebilirim yani. Hani geleceği var. Hani kısaca cevabı. Ama çok da bu geleceğe takmayın demek istiyorum. Yani geleceği var evet. Süper abi. Abi o zaman kullanıcı sorularına direkt geçiyorum. Kullanıcı yorumları gibi katılımcı sorularına. İsmail Tamam. sormuş. FK büyük projelerde sizce React mı, Angular mı? Valla ben Angular bilmiyorum ama büyük projelerde Angular'ın çok güzel olduğuna dair yorumlar var. O yüzden yani buna çok böyle tarafsız cevap veremeyeceğim. İkisini de böyle çok iyi bilmediğim için.
Yani şöyle yani Angular'ı hiç bilmiyorum. Ama React'i biliyorum. React büyük projelerde evet yürütebiliyor. React'te en büyük problem, yaşayacağınız en büyük problem re-renderları yönetmek. Re-renderları yönetmek birazcık dertli. Dolayısıyla Angular'da aynı problem var mı bilmiyorum. Ama React'te ben büyüdük, proje büyüdükçe o re-renderları birazcık azaltmaya çalışmanın insanı böyle biraz zorladığını fark ettim. Ama tabii bu işte bunu çözen başka yapılar var. İşte Next vesaire falan vesaireler var. Tabii ne uygulaması yapmak istediğiniz de önemli. Ama büyük proje şöyle yani. Her framework'le kötü büyük proje de yapabilirsiniz. İyi büyük proje de yapabilirsiniz. Hani anlatamıyorum. Hani bu şey gibi. Nasıl diyeyim? Yani aynı malzemelerle ben kötü yemek yaparım. Ama başka birisi daha iyi yemek yapan birisi daha güzel yemek yapar. Dolayısıyla ona benziyor. Çok fazla gerçek hayattan örnek veriyorum farkındayım ama ona benziyor yani. Büyük projelerde ikisi de ikisiyle de çok büyük proje yapabilirsiniz. Hani bunun birazcık aslında mimari yaklaşımla ilgisi var. Direct framework'ün kendisiyle ilgisi yok. İkisiyle de çok kötü proje de yapabilirsiniz bu arada. Çok küçük ama kötü proje de yapabilirsiniz. Yani bu tamamen sizin nasıl mimari yaklaşıma sahip olduğunuz ya da olmadığınızla alakalı. Süper abi. Bu arada arkadaşlar sorularınızı yazabilirsiniz. Şu an tamamen soruları alıyoruz. Sıradaki soruya o zaman geçelim. Furkan abi sendeyiz. Dilden önce veri yapıları, algoritma vesaire öğrenmek gerekiyor mu? Bu da bu arada herkesin hem sorduğu hem tavsiye ettiği bir alan olduğu için direkt olarak evet. Attım sana. Ya şöyle şimdi dilden önce veri yapıları, algoritma vesaire öğrenmek gerekiyor. Şimdi bir kere veri yapısını yazmak için önce bir dili bilmek gerekiyor. Yani aslında soruda yani bence gerekmiyor yani. Çünkü dediğim gibi bir veri yapısını yazmak için önce dili bilmek gerekiyor ki o veri yapısını yazabilirsiniz ya da algoritmayı yazabilirsiniz. Ama ben şuna inananlardanım. Bir dili öğrendikten sonra o dilde uzmanlaşmak için veri yapıları ve algoritma öğrenmesi taraftarıyım. Yani soruyu şöyle ben cevap vereyim. Dilden önce veri yapıları, algoritma öğrenmeye bence gerek yok. Ama dili öğrendikten sonra veri yapıları ve algoritmalara çalışmaya gerek var. Benim şahsi fikrim. Bu arada ben de buna bir cevap vereyim. Şöyle ben sana katılıyorum. Şimdi veri yapıları ve algoritmalar dil ortada yokken çok soyut kalıyor. Ve çok soyut kalan yapılar tamam mı? Önümüzde yani çok soyut yapıları kafamızda somutlaştıramıyoruz, kurgulayamıyoruz. Şimdi ben herhangi programlama dili bilmeyen, programlama ile ilgili hiçbir fikri olmayan birisine diziyi anlatmam çok zor. Yani matematik biliyorsa anlayabilir. Çünkü matematikte de aslında bir soyut algı durumu var ama mesela matematik de bilmiyor. Matematik temelleri de bilmiyor. Mesela diziyi anlatmak zor ya da oradaki o bazı algoritmaları anlatmak zor olabiliyor. Ama dilin temellerini öğrendikten sonra Furkan dediği gibi sonrasında bunu algoritma ve veri yapılarıyla genişletmek çok daha değerli. Ama sadece ben şunu da yapmayın. Dili öğrendiniz, algoritma veri yapılarını böyle iyice öğrenmediğiniz zaman sıkıntı yaşayabiliyorsunuz. Daha rahat çözebileceğiniz algoritmaları çok daha kompleks şekillerde çözmeye çalışabiliyorsunuz. Bu sefer ne oluyor? Kodunuz çok yavaş çalışıyor. Ne bileyim çok memory'de çok fazla yer kaplıyorsunuz. Ha, sorun çözülüyor mu? Çalışıyor mu? Çalışıyor. Ama çok yavaş çalışıyor ya da çok fazla memory'lik var vesaire. Bunları biraz algoritmalarla azaltıyorsunuz. Veri yapılarını daha doğru kullan. Yani şöyle hani elinizde veri yapılarını öğrendiğiniz zaman elinizde çok fazla araç gereç oluyor. Diyorsunuz ki ben bunu şununla çözebilirim diyorsunuz. Onu bilmediğiniz zaman bu sefer kulağı böyle uzaktan tutuyorsunuz. Daha zorlanıyorsunuz. O yüzden veri yapıları ve hani önce dili öğrenin Furkan'ın dediği gibi yine. Sonra veri yapıları ve algoritmaları daha öğrenip bu dil üzerinde somutlaştırın bunların nasıl çalıştığını. Sonrasında da zaten evet o kadar. Aslında o şeyi çözeceksiniz. Yani bazı şeyleri daha net göreceksiniz. Bazı şeyler kafanızda böyle görsel şekilde oluşacak. O zaman çok daha rahat problem çözüyorsunuz. Ben burada bir şey söylemek istiyorum. Şimdi geçenlerde ya bir Türkiye Java Community'nin YouTube kanalında bir etkinlik yaptım ben. İki sayıyı nasıl toplarsın diye bir etkinlik yaptım. Aslında bilmiyorum hani yazılımla çok böyle biraz da uğraşmış olan birisi hani return artı b'yi çok rahat yazabilir aslında. Ben bunu farklı farklı algoritmalarla
prompt'e yazdım. Yani iki sayıyı işte ne bileyim Dijkstra algoritmasıyla, binary search algoritmasıyla vesaire bu algoritmalarla topladım. Orada ben yani burada şöyle bir tavsiyede bulunabilirim. Bir, ya tavsiye demeyeyim de çünkü çok sevdiğim bir şey değil. Bir öneri belki. Şimdi bu kadar kolay şeyleri aslında bu tarz algoritmalarla yaptığınız zaman o algoritmanın çalışma mantığında ve veri yapısında çalışma mantığını çok böyle rahat bir şekilde kafamıza da oturuyor aslında. Yani bu tarz kompleks olan şeyleri kompleks şeylerle yapmak bence birazcık zor bir şey. Zaten çünkü olay kompleks. Daha böyle hani basic tutarak yapılırsa eğer bu tarz şeyler dediğim gibi. Mesela benim ben 2 artı 2'yi işte binary search algoritmasıyla toplamıştım ve hani şu an hani onu imkanı yok. Unutmam yani binary search algoritmasını. Mantığını biliyordum da kodlamasını da unutmam yani artık. Çünkü çok basit bir şeyle yapmıştım onu. Yani belki de bu hani veri yapıları algoritma çalışırken de bir yöntem olabilir diye böyle oraya dipnot bırakayım şöyle. Vallahi şey güzel oldu bu arada. Aklıma şöyle bir anım geldi. Ben bu videoyu çok eskiden izlemiştim. Adem abinin videosuydu. Adem İlter'in. Adaşım. Abi yanlış hatırlamıyorsam sen şöyle bir şey yapıyordun. Fatih abi senden bahsediyorum. Bir algoritmada mı kafan karışmış artık bir şeyde kafan karışmış ve çok şeydi böyle burnout olmuştun. Yanlış evet. Hatırlamıyorumdur umarım. Hatta Adem abi şey yapıyordu seni motive etmeye çalışıyordu. Hani olsun şey falan matematik aslında çok önemli. Hatta orada Anatolor'un sanırım örnek verilmişti. Orada hatta işte matematik bilgisinin ne kadar önemli olduğunu falan vurguluyordun ama ta yıllar önce biliyorum belki 4-5 yıl öncenin videosudur. 4-5 yıl ya kaldı. O 3 sene önce falan. 3. Öyle mi? 3 sene öncedir maksimum evet. Hatta Anatutor'u ondan sonra ben takip etmeye başladım. Sanırım Fransız CSS geliştiricisi bir ablamız bayağı harikalar yaratıyor. Gerçekten evet. Ben çok etkilenmiştim ondan öyle bir anım. Ben de araya girip bunu söylemek isterim. Neden bilmiyorum. Sıradaki soruya o zaman geçiyoruz. Fatih Hocam Node.js üzerinden hem bir HTML sayfası yönlendirip hem de bir template engine yerine API kullanarak veriyi client tarafına yönlendirip okumak mümkün mü? Bu konu hakkında bilgi verir misiniz? Diye bir soru gelmiş. Node.js üzerinden bir HTML sayfası yönlendiriyorsun. Tam bir yani yapabilirsin yani. Şöyle anladım ben. Bir endpoint HTML olacak. Başka bir endpoint de API olacak. Zaten yani normal backend uygulamaları böyle çalışıyor. Yapabilirsin yani. Bunu zaten yaptığımız bir şey. Ben yanlış anlamadıysam öyle. Süper. Sıradaki sorumuzu o zaman soruyorum. DOM ve Virtual DOM yapısı ve farklılığı ile ilgili ne düşünüyorsunuz? Hatta bununla ilgili biraz önce troll bir mesaj gelmişti. Belki görmüşsünüzdür. DOM. Gördüm. Onu da araya katabilirsiniz. Emre yazdı. ya bununla ilgili bir şey düşünmüyorum. Yani bununla ilgili durduk yere bir şey düşünmüyorum. Ama düşündüğümden şöyle düşündüm. Hani Virtual DOM yani şimdi şöyle bu şimdi soru biraz enteresan bir soru. Neden? Çünkü hani Virtual DOM şimdi DOM dediğimiz şey tarayıcının yazdığımız HTML'i bir nesne ağacına dönüştürmesi. Tamam mı? Yani bu nesnelerden oluşan bir ağaca dönüştürüyor. Ve bu ağaç üzerinde biz bazı işlemler yapabiliyoruz. DOM manipulation yapabiliyoruz. İşte yani aslında bütün web arayüzü dinamik halde bu JavaScript'in bütün HTML'i bir document object modele yani DOM dediğimiz document object model dediğimiz bir document ağacına dönüştürmesi sayesinde yapıyoruz bütün her şeyi. Animasyon oynatmaları yani CSS dışında işte JavaScript'te yaptığımız o tıklayıp bir şeyler interaksiyonların tamamını bunun üzerinden yapıyoruz. Şimdi biz ne yapıyorduk burada? Bazı DOM içeriklerini değiştiriyorduk. Yani ne yapıyoruz? Mesela bir tane DOM ağacından bir branch'i, dalı koparıyoruz. Yerine başka bir dal yapıştırıyoruz. Böylece HTML içerisindeki o içerik değişiyor. Yani mesela chat örneği yapalım. Chat yaptık. Chat yapıyoruz. Birisi bize bir şey gönderdi. O DOM ağacına network'ten gelen mesajın içeriğini bir tane HTML nodu oluşturup yani DOM'da bir yeni bir ağaçta bir düğüm oluşturuyoruz ve onu oraya insert ediyoruz. Tamam mı? Yani document object modele bir şey insert ediyoruz. Şimdi bunu ne yapıyorduk biz önceden? Inner HTML diye bir komut var, setter var. Bu inner HTML setter ile bütün DOM ağacını değiştiriyoruz ve inner HTML değiştiği zaman DOM ağacı tekrardan hesaplanıyor. Ve o DOM ağacının o kısmı komple refresh ediliyor. Tamam mı? Şimdi Virtual DOM niye çıktı? Virtual DOM React'in ya da React ya benim bildiğim ilk React çıkar diyor. Öncesinde var mı yok mu bilmiyorum.
Virtual DOM şunu söylüyor. Diyor ki ben DOM'un yani Document Object Model'in onu tarayıcı tutuyor ya. Ben bir de bunun kopyasını kendi runtime'ımda tutayım. JavaScript'im içinde tutayım. Sonra bunu define alayım. Yani karşılaştırayım virtual DOM. Virtual DOM'la zaten sanal DOM. Bakın adı sanal DOM. Yani gerçek DOM değil. Gerçek Document Object Model değil. Document Object Model'in bir sanal kopyası. Bunu gerçek Document Object Model ile karşılaştırayım. Sadece değişiklik olan yerleri değiştireyim. Mantığına dayanan bir yapı. Yani virtual DOM dediğimiz şey aslında karşılaştırma yapabilmek için kopyasını tuttuğumuz bir yapı. O yüzden onu düşünmemize gerek yok. Zaten virtual DOM'da bir şey yapamıyorsunuz. Virtual DOM framework'ün kıyas yapabilmek için baz aldığı bir şey. Ne derler? Structure, bir tree, DOM tree'si. Siz bunda değişiklik yapıyorsunuz. Sonrasında ya da DOM'da değişiklik yapıyorsunuz. Sonrasında DOM'da içerisinde de yapılan değişiklikleri virtual DOM'la kıyaslıyoruz. Hangi kısımda değişiklik olmuş? Sadece onları insert ediyoruz. Böylece React mesela ne yapıyor? Sadece değişiklik olan kısımları refresh ediyor. Bütün o DOM tree'yi silip yeniden yazmıyor. Bu da neyi sağlıyor bize? Daha performanslı çalışmasını sağlıyor. Ama ne götürüyor? Memory götürüyor. Neden? Çünkü virtual DOM'un DOM'un kopyasını memory'ye yazdık. Yani daha memory'de yani RAM'de daha fazla yer kaplıyor ama arayüzümüz daha hızlı çalışıyor gibi. Virtual DOM bu. Abi süper. Furkan şey yapamadı. Dayanamadı bu kadar teknik bilgiye. Doğru Arkan gelen sesler yüzünden çok özür diliyorum. Abi buyur şey abi. Oldu. Ben chat'e bakıyordum. Sarlanmış bir baktım düşmüşüm. Süper. Batılay, o zaman Batılay bir şey söylemiş. Re-render'ı engellemek için daha kötü bir çözüm olabilir mi demiş. HTML'in tamamı render edilmesinden. Şöyle HTML tamamının render edilmesi UX problemlerine de neden oluyor. Mesela oradaki en temelde UX problemi. Mesela orada bir animasyon vardı diyelim ve bir şey vardı. Sen onu re-render ettiğin zaman o animasyon tekrardan başa sarıyor. Ya da atıyorum input'un içerisinde bir caret vardı. Yani şey vardı. Input'un içerisinde imleç vardı. O imleç en başa dönüyor. Çünkü bütün o HTML re-render olması bir glitch varmış hissiyatı yaratıyor UX tarafında. Onu engellemek aslında en büyük temel motivasyon idi. Devam edebiliriz. Süper. O zaman İbrahim Çelik'in sorusuna geçiyoruz. Java'daki thread konkurrensi gibi konuların JavaScript tarafında bir önemi var mı? Yok. Diye bir soru geldi. Yok. Bu kadar. Yani şöyle JavaScript single thread bir dil, bir engine diyeyim. Multi-thread değil. Multi-thread, yani multi-thread gibi çalıştırma yöntemleri var. Ne gibi? Mesela web worker'lar var. Worker'lar var. WebAssembly var. Bunlar böyle aslında arkada ayrı thread gibi çalıştırılıyor, biliyor vesaire ama işte Java'daki gibi böyle direkt bunun için odaklanılmış yapıları yok. Biraz daha böyle hacky çözümleri var. Amacı zaten bu değil bu arada. Hani o tarafta öyle bir derdi de yok. Kısa cevap yok. Süper. Gayet net bir cevap oldu bu bilgide. Onu da söylemeden edemedim. Hep ya frontend ya JavaScript ya da Fatih abiyle ilgili sorular geldiği için bir sonraki soruyu abi sana yönlendireceğim. Şimdi o zaman Fatih abi GPT ile ilgili... GPT bu arada. GPT polislerin sorgula yaptığı şey. GBT. Bu chatten bahsediyor sanırım ile ilgili. Evet. Ben bu arada JavaScript'in çok derinlerinden bir şey de olabilir diye hiç bozuntuya vermedim. İle ilgili yazılar ve kitap kaynaklar sundum. Bu konuya değinecek mi? Yapay zeka ve GPT'nin yazılımı öğrenmedeki yerine değinebilir misiniz? Ya bu arada ChatGPT iyi bir yani kodu fena değil. Kodu öğretebiliyor ama tabii eğer iyi bir yazılımcı değilseniz ya da şöyle diyeyim yani bir seviyede bir JavaScript ya da işte herhangi bir bilgisine sahip değilseniz sizi çok yanlış yönlendirebilecek çıktılar veriyor. O yüzden oradaki çıktıları olduğu gibi kullanmamaya gayret edin. Yani direkt ona çok güvenmeyin. Çünkü çalışma biçimi doğru bilgi üretmek değil. Amacı o değil aletin. Dolayısıyla yani kullanımda evet fayda sağlıyor ama biraz bildiğiniz zaman yani işte Stack Overflow'da aramak yerine oraya yazsanız daha hızlı çözüm bulursunuz ama
Stack Overflow'da da öyle. Yani 100 tane cevap var, bir tanesi doğru. Ama o doğru olarak işaretlenmiş sizin çözümünüz olmaya da bilir. Onu anlamak lazım. O kodu okuyup ne yaptığını, neyi çözdüğünü anlamanız gerekecek seviyede bilgi sahibi olmanız lazım. Aynı şey GPT için de geçerli. Furkan abi, senin düşüncelerin de bu şekilde mi? Ekstra ekleyeceğim bir şey var mı bu konu hakkında? Ya abi şöyle, ben Fatih abinin bu dediğini, yani doğru çıktı vermiyor dediğini bizzat yaşadım. Şöyle, şimdi ya biraz böyle çok da girmek istemiyordum da neyse şey yapayım. Şimdi unit test biliyoruz ki hani aslında yazılımcıların böyle biraz şeyidir. Yani korkulu rüyası gibi mi desem artık. Yani böyle hani çok yazılmak istenmez yani unit test. Ben bir unit test yazmam gerekmişti firmada. Kodu aldım böyle bayağı böyle promptlarını çok güzel bir şekilde verdim. İşte kodu böyle bayağı satır bir kod aldım. ChatGPT'ye koydum. Dedim bana unit testini yazar mısın? Bana bir unit test yazdı. Yani benim yazdığım unit test daha güzeldi yani. Öyle bir çıktı vermişti bana. Yani Fatih abi her ya burada aynen yani çıktı konusunda birazcık problemleri var. O yüzden ama birazcık bir şey de biliniyorsa çok da güzel oradan yürünebiliyor yani. Süper. O zaman yine aynı Furkan abi, yine sendeyim çünkü biraz senin uzmanlık alanınla alakalı tutorial'den nasıl çıkacağız? Kendi başımıza yazamıyoruz. Özellikle bu video izlerken gerçekten bir döngüye giriyor insan. Yani böyle sürekli izleyip üretmeyi biraz aksatıyor. Bu halden nasıl çıkabiliriz? Ya orada şöyle bir konu var. Şimdi ya bir kere ben şöyle bir şey söyleyebilirim sanırım burada. Ya tutorial okumak bence kötü değil. Bence yani ben şey yapıyordum mesela, hala yapıyorum. Mesela geçen HTTP ile alakalı bir şey okuyordum. Girdim HTTP'nin işte o dokümantasyonuna. Okuyorum, orada bilmediğim bir kelime var ama altı böyle URL'lenmiş, linklenmiş. Tıklıyorum, ona gidiyorum. Orada okuyorum böyle, orada bir şey var, tıklayıp ona gidiyorum. Orada bir şey var. Böyle gerçekten bir baktım böyle 10 tane falan böyle sayfa açmışım. Yani bu hani bilmiyorum iyi bir şey ya kötü bir şey mi bilmiyorum ama ben hani şey yapıyorum ama yani bir noktadan sonra da şöyle bir durum da var ama hani on bu şekilde ya sonuçta bir amaç var. Bir amaç uğruna o tutorial okunuyor. Bir şey öğrenmek için okunuyor yani amaç genelde bir şey öğrenmek oluyor. Hani çok da böyle yani nasıl desem amaçtan da sapmamak gerekiyor yani. Süper. Teşekkürler abi. Fatih abi yine sendeyiz. Live View Patterns JS hakimiyetini azaltır mı? Yine senden çok net bir cevap gelecek gibi Ne hissediyorum. demek demiş tam anlamaya çalışıyorum. Live view pattern JS hakimiyetini azaltır mı? Can biraz daha detaylı buradaysan hala yazsan çok güzel olur. Tam anlamadım. Yani live view pattern. Live view pattern ne demek? Acaba hani şu bir şeyler yazdıkça değişiyor mu? Yani birini biraz daha açarsan daha net cevap veririm. Eğer kapatmadan önce Süper. yazabilirsen. O Bilemedim. zaman bunu geri çekiyoruz. Bir tane daha soru geldi aslında. O zaman araya bunu alalım. Hocam sizce bir full stack geliştirici çok iyi CSS yazabilmeli mi? Belki bu çok fazla gelmiştir. Yani CSS Ben gerçekten önemli midir emin? full stack'im ve çok kötü CSS yazıyorum. O diyeyim. Yani şöyle, CSS tabii ki derdimizi anlatacak kadar bilmemiz lazım. CSS'de en zor konu bence o layout kısmı. O da Flexbox ve Grid ile çözülüyor aslında. Ama tabii çok böyle bazen tasarımcılar zor işler çıkartabiliyorlar. Yani yapması zor işler çıkartabiliyorlar. O tarafta bazen pixel perfect yapmak çok zorlayabiliyor. Aslında biraz görüş açısı. Mesela işte Adem çok iyi bu konuda. Gerçekten piyasada tanıdığım en iyi insanlardan birisi herhalde Adem olabilir. Tabii çok arkadaş var bu arada. Hani CSS konusunda. İlker var mesela. Onun da CSS'inin iyi olduğunu biliyorum. Yani çok güzel işler çıkaran arkadaşlar var. Çok piyasada. Benim ismini bilmediğim de bir sürü insanlar var. Yani benim bunlar direkt tanıdıklarım. Ama bana zor geliyor mesela. Yani benim için zor. Peki bu bana çok sıkıntı yarattı mı? Yaratmadı. Çünkü bir şekilde çözüyorsunuz ama biraz zor oluyor. Tabii şöyle yani full stack diyorsun bir de direkt amacın front end değilse temelde senin amacın front end işini pixel perfect yapmak değilse böyle CSS'i uzman seviyede bilmek şey olabilir. Gereksiz olabilir yani. Yani gereksiz derken hani o kadar çok kasmana gerek olmayabilir. Ama bilirsen tabii ne ala güzel. Altın bilezik. Dediğim Süper. gibi ben çok bilmiyorum.
Bu arada arkadaşlar Adem İlter. Onu da şey yapayım. Soy ismini söyleyeyim. Ben adaş olduğumuz için karışma olmasın dedim. Bir şey gibi oyunla alakalı bir insanın neden bu kadar övüldü falan gibi düşünmeyin. Ben değilim o. O zaman şöyle bir şey. Yeni başkanlar için güzel bir soru da gelmiş. Son olarak aslında onu alalım. Derken iki soru aynı anda tekrar geldi. Mamo Bobo. Hocam yazılıma yeni başlayanlar ve biraz kendini geliştiren biri nasıl iş bulabilir? Bu aslında biraz da şey için bunu soruyorum. Her ikinize de soruyorum aslında abi. Mesela geldi mülakata bir junior adayı. Sizin temel beklentiniz bir junior adayından ne olur? Hem JavaScript alanında hem Java alanında temel beklenti nedir? Çok fazla aklınızı almak istemiyorum. Bu yüzden bunu son soru yapalım. Diyerekten top attım. Hanginiz cevaplamak isterse. Fatih abi. Sen mi cevaplarsınız? Ya şöyle ben hızlı cevaplayayım bunu. Yeni yazılıma başlayan ve biraz kendini geliştiren biri tabii şimdi burada ne, birazdan kasıt nedir yani? Ne kadar geliştirdi? Hangi alanda geliştirdi? Hani ben şunu söylerim. Tabii bu çok muallakta kalacak. Çünkü kimden bahsettiğimizi kim yani CV çok önemli burada. Çünkü herkes yazılıma başlayıp biraz kendini geliştirdiğini düşünebilir. Ama iş yapacak kadar geliştirmemiş de olabilir. Dolayısıyla ben en azından biraz kendine böyle proje, çalışan proje yapabiliyorsa tamam mı? Yapabilir hale getirmesini tavsiye ediyorum. Neden? Çünkü yani bir şeyler ortaya koyabilmek işveren için, yani çalışan bir şey ortaya koymak ve çalışan bir şey görmek işverenin için önemli bir nokta bence. Ben işveren değilim ama işveren olsaydım buna önem verirdim diye düşünüyorum. Dolayısıyla onun etkili olacağını düşünüyorum. Ama ben mesela mülakatlara giren biri olarak yeni eğer junior birisini arıyorsak biraz daha işte böyle algoritmalara işte temel seviyede aradığım dil şeyi neyse yani neci arıyoruz? Biz PHP'ci mi arıyoruz? İşte JavaScript'i arıyoruz. İşte JavaScript'te ne kadar hakim? Orada çok hakim olmasını beklemiyoruz. Yani zaten dediğim gibi ben de birçok şeyini bilmiyorum JavaScript'in. Bunlar çok normal. Her şeyini bilme ihtimalin zaten yok. Yani öyle bir şey yok. Unutursunuz yani. Bugün öğrenirsiniz. 2 ay sonra bakmışsınız, unutmuşsunuz. Sadece şunu bilmeniz lazım. Ben buna ihtiyacım olduğunda bunu nasıl çözeceğimi çok rahat bulabilirimin bunun bir yetenek haline gelmesi lazım sizde. Dolayısıyla bunu geliştirirseniz yani nasıl öğrenmeniz gerektiğini bilirseniz bu mesela aslında mülakatlarda birazcık bu anlaşılmaya çalışılıyor. Mülakatlarda bilgi seviyesi evet ölçülüyor. Ama bilgi seviyesini ölçme sebebinin bir kısmı şey değil. Sizin bunu bilmiyormuş ya almayalım değil. Senin bir yandan onu öğrenip öğrenememe kapasiteni de anlamaya çalışıyor. Oradaki mülakata giden kişi. Sen eğer öğrenebilecek potansiyel hissettiriyorsan karşıya bu senin iş bulmanı kolaylaştırıyor. Bu benim tabii şahsi deneyimlerimden ve oluşan bir görüşüm. Bu kişiden kişiye yani her mülakata giren farklı şekilde değerlendirebilir. Ama bir şeyi öğrenebilme kapasitesi çok önemli. Yani ben bir sorun olduğunda sen bunu nereye bakman gerektiği ile ilgili bir fikir yürütebiliyorsan bu mesela değerlidir. Bu senin sorunu o sorunu o anda çözmene gerek yok. O sorunun nasıl çözüldüğünü bir o anda bilmene de gerek yok. Çünkü belki sadece meslek hayatın boyunca bir kere karşına çıkacak bir sorun. Ama o sorunu gördüğün anda nasıl çözmen gerektiği ile ilgili fikirlerin olgunlaşmışsa zaten aslında değerli bir yetenek geliştirmişsin demektir. Diyebilirim aklıma şu anda. Yani bunları geliştirmek çok da önemli. Bunları aslında test ediyor mülakata girenler ağırlıklı olarak. Yoksa senin yani ben hiç React bilmeden React olan bir işe girdim mesela. İngiltere'de girdiğimde hiç React bilmiyordum girerken ama şirket benim onu hızlıca öğrenebileceğime ikna olmuştu ve işe girdim yani. Çünkü evet o sonra da ne oldu? Bir haftada falan söktüm ve direkt kod yazmaya başlamıştım. Bu önemli olan. Önemli olan o andaki mülakat esnasındaki bilgi seviyen değil, öğrenme kapasiten. Diyeyim ve bitireyim sorumu. Süper abi. Furkan abi sen ekleme yapacak mısın bu konuda? Bir Java'cı nasıl olmalı? Abi şöyle. Ya ben de mesela Node.js ile ilişkime girerken sadece biraz JavaScript temeli biliyordum. Ya JavaScript'i sevdiğim için böyle Node çıkara çıkara çalışmıştım ama hiç Node.js bilmiyordum mesela ve Node.js'teki işime hiç Node.js bilmeden girdim.
Burada gerçekten şey çok yani öğrenme eğrisi yani öğrenebilme kabiliyeti mi diyeyim artık öğrenebilme yeteneği mi diyeyim gerçekten de anlaşılmaya çalışılan şey bence de o. Ben bir kere iş alım süreçlerinde bulundum. O yüzden yani hani ben Fatih abi gibi çok böyle net bir şekilde cevap veremeyebilirim bu konuyla alakalı ama şunu söyleyebilirim. Şimdi ben birazcık Junior'ken kendime hep şu soruyu soruyordum. Ya ben teknik interviewer yapan kişi olsam kendime ne sorardım? Hani bu soruyu böyle kendime çok fazla sorduğum zaman böyle hani o birazcık beni şeye götürdü. Neyi bilmem gerektiğini bilmeye götürdü aslında. Ve o yolda ilerlerken de kendime ne ve nasıl sorularını çok fazla sordum. Ya işte Java arka tarafta nasıl çalışıyor mesela çok basit anlamda veya mesela o soru mesela Java arka tarafta nasıl çalışıyor sorusu hani yorumlayıcı ne, derleyici ne sorusunun cevabına kadar giden teknik bir deep dive aslında. Veya ne bileyim işte Stream API nasıl çalışıyor mesela çok şu an biraz üst şey olacak ama Stream API nasıl çalışıyor? Bu nasıl sorusunu kendine sordukça aslında o senin functional programming ve object oriented programming arasındaki farkı bir dokümantasyonu okuyacak seviyeye getiriyor ve aslında o dokümantasyondan okunulan şeyler. Bu arada bunlar çok böyle hani bilmiyorum Türkçe kaynaklarda video olarak var mı ama ben çok karşılaştığım şeyler değil. Zaten pişmanlığım da o yüzdendir benim. Hani çünkü video izlediğiniz zaman video kadarsınız ama dokümantasyonda derya denizsiniz yani. Sınırınız yok orada. Bu ne ve nasıl sorusunun cevabını şey özür dilerim. Ne ve nasıl sorusunu kendinize ne kadar sorarsanız aslında o denli biraz böyle deep dive iniyorsunuz ve öğrenme işiniz o denli artıyor. Bir şeyleri zaten yani bir de şöyle bir şey oluyor mesela. Bir problemle karşılaşıyorsunuz. Bu teknik bir problem olabilir. İDE'de alınan bir hata olabilir ya da bir sorunun teknik anlamda arka tarafta nasıl çalışıldığıyla alakalı olabilir. O soruların cevaplarını böyle kendinize vermeye çalışırken belki 2 gün, 3 gün geçiyor aradan ama o 2-3 günlük sürede çok daha başka şeyler de öğreniyorsunuz ve o sizin aslında bilgi birikiminizi ve öğrenme kabiliyetinizi arttırıyor. Junior'larda da sanırım buna bakılıyor diyebilirim. Süper. Abi biraz şey gibi böyle üçkağıtçı gibi olduk. 1 saat diye çağırdık sizi. 2 saattir burada konuşturuyoruz. O yüzden hakkınızı helal edin. Bence Estağfurullah. çok Estağfurullah. verimli, güzel bir sohbet oldu. Aslında biraz VS gibi değil ama iki alanın da iyi tanıdığımızı düşünüyorum. Yani Java'yı ve JavaScript'i. Aslında beklenen de buydu doğal olarak. Yani elim armut muhabbetinden kaynaklı. Bu arada arkadaşlar soruların geldiğini görebiliyorum. Aslında birçok soru var ama konuklarımızı da çok fazla artık yormak istemiyorum. O yüzden bu video YouTube'da kalacak. Altına sorularınızı yüklemeyi unutmayın. Yazın sorularınızı. Fatih abi, Furkan abi müsait olmayabilir ama müsait olan Java'cı ya da frontend JavaScript'çi. Abi Duman sana frontendçi deyip duruyorum. Özür diliyorum tekrardan. Başka abilerimiz, ablalarımız gelip oradaki sorularımızı cevaplayabilir. Müsait olduğu sürece onlar da gelip cevaplayacaktır diye düşünüyorum. Herkese katıldığı için teşekkür ederim. Bu Sözü arada Fatih Furkan abi size atayım. Siz son ben sözlerinizi sadece söyleyin. kapatmadan önce bir Can Hakan şey yazmış çünkü Tabii ki live de. demek olduğunu yazmış. Anladım. Evet, live event ne olduğunu söyle şimdi sen yazınca anladım. Ama bunun JavaScript hakimiyetini azaltacağını düşünmüyorum. Yani çok bağlantı kuramadım açıkçası. Yani bilmiyorum. Bence çok etkisi olmaz. Ama tabii bir şeyler daha otomatize oldukça eğer sorun tam olarak oysa yani bir şeyler otomatize oldukça biraz daha JavaScript daha dile hakimiyetimiz düşüyor mu sorusuysa zannetmiyorum ya. Neticede sürekli yazılımcı ve sürekli işimizin basitleşmesi aslında bizim bir şeyimiz ne derler. Zaten içgüdüsel bir sürecimiz yani. Sürekli iş olarak işimizi basitleştirmeye çalışıyoruz. O yüzden çok zannetmiyorum diyebilirim. Son konuşmamı da yapayım sonra Furkan'a şey yapayım. Tabii abi. Arkadaşlar gerçekten çok güzel bir etkinlikti ve çok ben şahsen bu kadar konuşacağımızı düşünmüyordum. Herhalde ilk başta şey deriz. Ne derler? Arkadaşlar Java'da ne alakası var deriz. Kapatırız gibi hissediyordum ama öyle olmadı. Bayağı güzel konular konuştuk. O açıdan Kolluyoruz ekibine de teşekkürler diyorum ve başka etkinliklerde görüşmek üzere diyorum. Furkan sende.
Eyvallah. Ya ben de çok yani ben de aslında ilk başta aynı noktadaydım. Hatta birazcık bunun böyle kendi içimizde trolü falan da döndü. SQL vs. CSS falan diye böyle kendi içimizde de bir şeyler böyle trollük yaptık falan ama çok gerçekten güzel bir yayın oldu bence de. Ya Kodluyoruz ekibine buradan çok çok teşekkür ederim. Beni davet ettikleri için ve böyle güzel bir yayına fırsat verdikleri için. Benim şöyle bir abi müsaade varsa bir duyurum olacak Adem abi. Çünkü Estağfurullah. şimdi biz öncelikle şunu söyleyeyim. Java ile alakalı her türlü sorularınız, problemleriniz ya öğrenmek o pet için pardon. Aynen. Böyle her türlü pet için bana ya da işte Türkiye Java Community'nin accountlarına, sosyal medya accountlarına yazabilirsiniz. Aynı şekilde Folks Dev'in de accountlarına yazabilirsiniz. O konuda yani kesin dönüş sağlarız yani. İkinci bir şey de şu. 12-13 Ağustos'ta İstanbul'da düzenleyeceğimiz bir etkinliğimiz var. Folks Dev ve Türkiye Java Community ailesi olarak İstanbul'da hatta konuşmacılardan bir tanesi de Fatih Kadir Akın, Fatih abi. Yazılımcıgünleri.com web sitesi üzerinden ve Türkiye Java Community ile Folks Dev Twitter accountları ya da işte sosyal medya accountları üzerinden çok daha detaylı bilgiye ulaşabilirsiniz deyip burada da ben de bırakayım. Abi. Abi süpersiniz. Gerçekten ağzınıza sağlık. Benim için de çok harika bir yayın oldu. Biz de Kodluyoruz ailesi olarak hem katılımcılarımıza hem konuklarımıza teşekkür ediyoruz. Umarım başka daha güzel günlerde, daha mutlu günlerde, daha birbiriyle alakalı anlamında söylüyorum bunu. VS'lerde yoksa gayet güzel bir yayındı. Daha birbiriyle alakalı VS'lerde de görüşmek üzere. Umarım senelerden beri gelen Java vs JavaScript sorusunun anlamsızlığını bugün bitirmiş oluruz diyerekten herkese hayırlı akşamlar diliyorum. Görüşmek üzere. Hoşça kalın. Görüşürüz arkadaşlar. Sağ olun. Görüşmek üzere. İyi akşamlar.